İyi akşamlar. Haber Global'de başka gündemle karşınızdayız. Bir pazar günü 3 saatlik bir yayın sizleri bekliyor Haber Global ekranlarında. Konu keyifli. Şimdiden söylemekte fayda var. Çünkü beyni konuşacağız. İnsan beyni, kafatasının içinde yer alan yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında bir organ. Ve bunun %75-80'ini su oluşturuyor. %10'dan biraz fazlası, sadece biraz fazlası yağdan, kalan %8 de proteinden. Şimdi bu beyin bize tarih boyunca diğer dünya üzerindeki bütün canlı türlerine karşı bilişsel yeteneklerle beraber üstünlük kurma imkanı sağladı. Eldeki bilgiler bu ve bu şekilde benzer ifadelerle çoğaltılabilir. Ama hala gizemini koruyan bir organdan bahsediyoruz. Bu nedenle başka gündemde de sık sık beyin konusunda oturumlar gerçekleştiriyoruz ve uzmanlarıyla konuşuyoruz. Bugün de yine beynin sırlarını konuşacağız. O biraz karanlık dehlizlerine girip çıkacağız. O son yıllarda artan çalışmalar neler anlatıyor? Onlara bakacağız. Siz de programa başka gündem etiketiyle hem Twitter'da hem de Instagram'da paylaşımda bunlara katılabilirsiniz. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen konuklarımı takdim edeceğim. Yine hanımefendiyle başlıyorum. Psikiyatrist doçent doktor Elif Mutlu sağ tarafımda. Hemen yanında sinir bilim uzmanı profesör doktor Sinan Canan var. Ve sol tarafımda nöropsikofarmakoloji uzmanı profesör doktor Tayfun Uzbay ve nöroloji uzmanı profesör doktor Oğuz Tanrıdağ var. Hoş geldiniz başka gündeme. Son yıllarda çalışmalar arttı dedim beyin konusunda. Özellikle Amerika'da ayrılmış büyük bütçeler de var. Bütün dünya aslında eğiliyor. Özellikle başı çeken ülkeler, işte Çin'den, Hindistan'dan, Amerika'dan öncelikli olarak bahsedebiliriz. Ama beyin konu olunca son yıllarda artmış olsa da hala bildiklerimiz bilmediklerimizden az diyebilir miyiz? O noktayla başlarım. Neler biliyoruz veya neler öğrendik son dönemde? Tayfun Hocam sizinle başlayayım. Evet, beyin cazip bir organ. Her geçen gün cazibesi biraz daha artıyor. Artmasının en önemli nedenlerinden biri de sizin de belirttiğiniz gibi bilinenler yanında hala bilemediklerimiz var. En basit ifadeyle size 2-3 tane hastalık söyleyeyim. Biri otizm, biri Alzheimer hastalığı, bir de şizofreni. Sadece bu 3 hastalığı bile söylesek hala bunların tedavisini bilmiyoruz, kesin sebebini bilmiyoruz. Tedavisini bilmiyoruz derken tabii milleti umutsuzluğa da sevk etmemek lazım. Alzheimer'ı bir tarafa koyarsak, şizofreni de belirtilerini baskılama anlamında, hastalığın belirtilerini baskılama anlamında önemli aşamalar elde edildi. Son zamanlarda otizmde de biraz mesafe kaydediliyor gibi ama Alzheimer, burada duayeni hocam var, o bahsedecektir. Henüz ilaçla hastalığı kontrol edebilme vesaire böyle bir noktada önemli bir yerde değiliz. Şimdi tabii en büyük sorunlardan bir tanesi bu hastalıkları neden tedavi edemiyoruz? Tamam, bunlar beyin hastalığı. Buna madde bağımlılığını da katabiliriz mesela. Bunların hepsi beyin hastalığı. Ancak bilmediğimiz daha çok farklı şeyler var ki beyinde. Bunlarla ilgili rasyonel, radikal tedavilere ilerleyemiyoruz. Ama bir taraftan da tam olarak bilmediğimiz beynimizle beynimizi anlamaya çalışıyoruz öbür taraftan. Bir de yapay zeka falan yapmaya çalışıyoruz. Yani tam birçok şeyin cevabını daha bulamadan bir de yapay zeka yapıyoruz. İşte bütün bunlar böyle yan yana geldiğinde beyni cazip bir alan haline getiriyor. Bir de bilinmeyen, hangi alanda olursa olsun bilinmeyen şeylere karşı insanların bir ilgisi var. İşte beynin bir takım gizli güçleri olabileceği vesaire bunlar düşünülüyor. Cazip bir alan olmayı gerçekten de sürdürüyor. Bildiklerimiz ne derseniz 1900'lerin başında, yani 20. yüzyılın başlarında Santiago Ramón Cajal, İspanyol bir bilim insanı, bir de Camillo Golgi var, İtalyan. Bunlar aslen birbirlerini de çok seven iki kişi değil ama bir tanesi Camillo Golgi nöronları gösterdi ilk defa gelişen mikroskopla, o zamanki mikroskopla. Santiago Ramón Cajal da bu nöronlar arasındaki iletişimi, ki o yıllarda geleceğe, bugüne yönelik çok büyük öngörülerle söyledi. Bu nöronlar arasında nasıl olduğunu bilmiyorum ama dedi. Yani bir iletişim var, bir şey var ama onun nasıl olduğunu bilmiyoruz dedi. Daha sonra nöron bazlı, nöronlar üzerinden yola çıkarak 20. yüzyıl boyunca çok önemli keşifler yapıldı. Nöronların birbirleriyle bir takım kimyasal aracılar kullanarak haberleştiği ortaya çıktı.
sinaps kavramı ortaya çıktı. Nöronların sinapslar oluşturarak birçok konuda, birçok davranışa yansıyan olayların işte buralardan gerçekleştiği ortaya çıktı. Ama 21. yüzyıla geldiğimizde de bir duvara çarpar gibi olduk. Yani nöronlarla açıklayabildiğimiz çok şey olduğu kadar açıklayamadığımız bir takım şeyler de ortaya çıktı. Bir de nöronlar üzerinden yeni sorular da ortaya çıktı. Bugün geldiğimiz noktada 21. yüzyıl bir beyin yüzyılı ilan edildi. Özellikle insanların konforu arttı biliyorsunuz. Bilimde önemli gelişmeler oldu. İşte antibiyotikler ve aşılarla enfeksiyonları ve bir takım bulaşıcı hastalıkları kontrol etmeyi başardık. Kardiyovasküler sistemi, diyabeti biraz kontrol altına alır gibi olduk. Konforumuz artınca yaşam süremiz uzadı, çocuk ölümleri azaldı. İnsanlar yaşlanmaya başladı. Yaşlanınca da karşımıza Alzheimer diye bir bela çıktı. Şimdi herkes 120 yıl yaşayabilirsiniz falan gibi güzel şeyler veriyor, mesajlar veriyorlar da şunu da düşünmeleri lazım. Yani tamam 120 yıl yaşayalım, hiçbir sakıncası yok. Ama 80 yaşını, 70 yaşını, 80 yaşını geçtikten sonra Alzheimer'da geometrik bir artış var. Yani bilmiyorum siz 120 yaşınıza kadar Alzheimer'lı olarak hayatınızın son 20 yılını falan geçirmek ister misiniz? Hatta son 40. Yani ben lafı çok uzatmayayım. Daha çok önemli hocalarımız var burada konuşabilecek. Galiba böyle kısa bir giriş yaptık. İşte nöronda duvara çarpmış durumdayız. Daha ötesi var mı? Şu anda bunun cevabını arıyoruz. Şimdi bilinenler, bilinmeyenler. Oğuz Hocam size vereceğim sözü. Şimdi Tayfun Hocam işte özellikle şizofreniden, otizmden, Alzheimer'dan bahsetti. Biliyoruz ki işte tıpta son 120 yılda böyle en genelden yani insan bedeninden, genel sağlıktan işte hücreye kadar indirilmiş. Bugünlerde artık genlere bakılan bir durum var. Yani daha da ufalttık, daha da küçük noktalara bakıyoruz. Peki mevcut hani geldiğimiz yerde artık beyne de daha fazla baktığımız gerçeğinden yola çıkarak bu hastalıkların tedavisi için yakın gelecekte bir umut var mı? Kesin tedavi için ya da. Teşekkür ederim. İyi programlar diliyorum. Ben şimdi bu bilme bilmeme işini mümkün olduğu kadar eleştirel bir açıdan değerlendirmek isterim. O da şudur. Yani bir bilimden söz ediyorsak, bilinmeyenlerin bilinenlerden daha fazla olacağı gayet doğaldır. Yani bu hem bilimle uğraşan insanlar için doğaldır, hem de bilimsel haberleri izleyen insanlar için doğal olmalıdır. Dolayısıyla burada bir sorun yok. Yani bundan 120 yıl önceye kadar gidip de bilinen ve bilinmeyen oranını karşılaştırdığımız zaman inanılmaz derecede bir değişiklik var bu oranda. Bilinen ve bilinmeyen oranında ve hala bilinmeyenler var. Arkadaşım bilinmeyenlerden birkaç tanesinden örnek getirdi. Bunlardan bir tanesi de Alzheimer hastalığı. Bu vesileyle Alzheimer'dan biraz bahsetmek isterim doğrusu. Çünkü topluma mesaj verilmesi gereken konulardan birisi olduğuna inanıyorum. Ve bu programda da bu vesileyle gündeme gelmesinde fayda var. Şunu söylemek isterim. Tayfun'un bahsettiği iki bilim adamı buluşlarıyla, nöronu göstermeleriyle Nobel Fizyoloji Ödülünü kazanmışlar. Ve aynı yıllarda Alzheimer hastalığı tanımlanıyor. Bu ikisinin arasında bir ilişki var. Çünkü Alzheimer hastalığı da mikroskop altında nöronların bozulması ve nöronların arasına biriken istenmeyen bazı patolojik verilerin gösterilmesi yoluyla tanımlandı. Yani Alzheimer hastalığı mikroskop altında ve o dönemin bilimsel gelişmelerinin ışığında belki de tanımlanan ilk hastalıklardan bir tanesidir. Bu heyecan verici bir şeydir. Ancak bugünkü Alzheimer'ı konuşurken
sadece bilimsel gelişmeyi, 100 yıllık bilimsel gelişmeyi ele almak yeterli olmaz kanısındayım. Çünkü 20. yüzyıl öyle bir yüzyıldır ki insanlığın en fazla allak bullak olduğu, alt üst olduğu, iki büyük dünya savaşıyla 50 milyon insanın öldüğü, imparatorlukların yıkıldığı, yeni ülkelerin kurulduğu ve 100 yıl boyunca da bu etkilerin hissedildiği, hala da etkileri hissedilen bir yüzyıldır. Bu yüzyılın başında tanımlanan bir hastalık, heyecan uyandıran bir hastalık, daha önce sadece yaşlılığa verilen veya deliliğin bir türü olarak tanımlanan bir durum, bunama, unutkanlık üzerinde başlayan bir bunama ve bu patolojik kriterlerle tanımlanan bir hastalık haline dönüşüyor. 1906'da. Tanımlanmasının ardından Birinci Dünya Savaşı çıkıyor ve Birinci Dünya Savaşı yılları içinde tanımlayan ve araştırmaların başını çeken doktor ölüyor. Doktor Alzheimer 1915 yılında ölüyor. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın Almanya üzerine yıktığı vecibeler, yükümlülükler ve faturalar, özellikle bu hastalığın tanımlandığı Almanya'da bilimde ve toplumda büyük bir travmayla sonuçlanıyor. Gelmek istediğim nokta şu. 100 yılın içinde olan olaylar, hangi 100 yıl içinde olursa olsun ama özellikle tıbbın ayağa kalktığı ve büyük gelişmeler gösterdiği 20. yüzyılın içinde tıbbın kaynaklandığı kıtada, yani tıp Avrupa'nın çocuğudur. Tıbbın kaynaklandığı kıtada sonuçta 50 milyon insanın ölümüne yol açan bir iki tane büyük dünya savaşının olması tıp ve diğer bilim dallarında da duraklamalara, hatta gerilemelere yol açmıştır. Söylemek istediğim şudur. Dünya savaşlarının yarattığı ortamla ve Almanya'nın içine girdiği durumla, ki Avrupa'daki Almanya'nın bilimdeki rolünü hatırlarsak büyük bir duraklama dönemine giriyor ve bizim şu anda çok şey bilmiyoruz dediğimiz Alzheimer hastalığı yaklaşık 70 yıl boyunca unutuluyor. Başta Avrupa'da ve tabii ki dünyada. 70 yıl boyunca unutuluyor bu hastalık. Hiç adından söz edilmiyor. Benim 1930'ların sonunda, 40'larda ve 50'lerde yazılan nöroloji ve psikiyatri kitaplarım var. Kendi sahip olduğum. O kitaplardaki Alzheimer hastalığı bölümlerini okuduğumuz zaman sadece bir paragrafla ve mikroskop altında bulunan verilerle geçen bir hastalıktan söz ediliyor. Bu 70 yıl boyunca Alzheimer hastalığı hiçbir şekilde bilimin gündemine gelmiyor. Burada az bilinen, çok bilinen veya bilinen, bilinmeyen meselesinde bu faktörlerin çok önemli olduğuna ben inanıyorum. Çünkü tıp Mars'ta yapılmıyor, dünyada yapılıyor ve dünya savaşlarının ortamında da insanlığın kayıplarının içine bilimsel kayıplar da giriyor. Genetik araştırmaların başlamasıyla 1980'lerin başından itibaren bazı heyecan verici verilere ulaşılması nedeniyle tekrar hatırlanan bir hastalıktır Alzheimer. Ve aynı zamanda ne yazık ki bir tıp mensubu olarak bunu söylemek durumundayım burada. Alzheimer hastalığı dünyaya bilim dünyası tarafından değil, devletleri yöneten yöneticiler, onların açtıkları kampanyalar ve bizzatihi devlet adamları tarafından hatırlatılmıştır. Örneğin Amerikan Başkanı Ronald Reagan 1980'lerin sonu
başkanlık yaptığı dönemler bir gün televizyona çıkar ve doktorlar bana Alzheimer tanısı koydular der. Dünya global anlamda, medyatik anlamda uzun bir aradan sonra Alzheimer sözüyle Reagan'ın şeyiyle, kendi hastalığıyla ilgili ettiği sözlerle şey yapmıştır, uyanmıştır, karşılaşmıştır. Dolayısıyla 1906'da tanımlanan bir hastalık, 70 yıl unutulan bir hastalık, daha sonra dünyada ortalama yaşam süresinin uzaması, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra konfor düzeyinin liberalizmle birlikte artması, imkanların fazlalaşması, bütün bunlarla beraber 1980'lerde gündeme gelmiş bir hastalıktır. Dolayısıyla biz bugün Alzheimer hastalığının tarihinden bahsederken tabii ki 1900'lerin başına döneceğiz. Ama Alzheimer araştırmalarını 1980'lerden başlatmak zorundayız. Çünkü Doktor Alzheimer ve arkadaşlarının tanımladığı hastalık belirtileri o kitaplarda 70 yıl boyunca tek harfi değişmeden durmuştur. Ve hala da durmaktadır. Onlar doğru ölçülerdir. Ama üzerine bir şey konulmuştur. Dolayısıyla Alzheimer konusu dünyanın bir bilimin gündemine geç gelmiş ve bu bakımdan biraz bilinmeyenlere daha fazla olan bir konudur. Yani aradaki 70 yılı ne kadar hızlı kapatırsak o kadar çok şeyi yakın zamanda öğreniriz. Sonucu da çıkabilir. Öğreniriz ama bunun verdiği zarar 20. yüzyılda bir hastalığın geç tanınmasıyla sonuçlanmıştır. Bir faktör daha var. 1900'lerin başında Almanya başta olmak üzere beyin hastalıklarıyla uğraşan uzmanlık dalı nöropsikiyatri. Tek bir uzmanlık dalı var, nöropsikiyatri. Ve beyin hastalıklarıyla uğraşan kişiler fakülteden itibaren nöropsikiyatri eğitimi alıyorlar. Yani içinde hem nöroloji var hem psikiyatri var ve hastanın belirtilerine göre nöroloji bilgileri, belirtilerine göre psikiyatri bilgileri devreye giriyor. Örneğin Alzheimer hastasında 51 yaşındaki bayan hastada unutkanlık vardı, hayal görme vardı ve kocasını kıskanma vardı. Hiçbir fiziksel belirti yoktu. Ama doktor Alzheimer nöropsikiyatrist olduğu için bu hastayı beyin hastası gözüyle değerlendirip izledi ve sonunda hedeflediği şeyi buldu. Ne olmuştur bu uzmanlık dalına? Bu uzmanlık dalı 1920'lerden itibaren buharlaşmıştır. Yok olmuştur. Nöroloji ve psikiyatri diye iki ayrı branşa bölünmüştür. Ve bu yüzyıl, yani 20. yüzyıl, sadece gövdesel ve fiziksel belirtileri gösteren hastaların nörologlar tarafından davranış ve algılarla, hayallerle şikayet eden hastaların da psikiyatristler tarafından değerlendirildiği, iki tarafın birbirine bakmadığı, ilgilenmediği bir yüzyıl olmuştur. Dolayısıyla bugün hala bunu yaşıyoruz. Alzheimer hastalığından bahsederken çok net olarak sormamız gereken bir soru var. Bir Alzheimer hastasının hangi branşın doktoruna götürülmesi gerektiği ve gitmesi gerektiği bile şu anda netleşmiş bir konu değildir. Dilerseniz nöroloji tarafından psikiyatri tarafına geçelim hocam. Evet, teşekkür ederim. Buyurun Elif Hanım. Aslında benzer bir süreci ben psikiyatri bilimi açısından anlatayım. Geçtiğimiz 100 sene içinde neler oldu? Ondan önceki yüzyıllara bakarsak. Şimdi insan davranışını ya da ruhu olarak tanımladığımız olguya dair merak aslında insanlık tarihi kadar eski. Daha önceden, yani modern bilim öncesi antik dönemde bununla daha çok filozoflar ya da düşünürler uğraşırken ya da şifacılar, yani açıklama değil de sorunların giderilmesinde klasik şifacılar uğraşırken bilimsel gelişmeler ve modern tıbbın ortaya çıkmasıyla, yani aydınlanmadan sonra diyelim, bu bir tıp branşı haline gelmiş.
ve insan davranışı, insan ruhu, insan bedeninin ürettiği insan davranışı, en nihayetinde 1,5 kiloluk bir organdan bahsediyoruz. Psikoloji, psikiyatri ve nöroloji bilimlerinin ortak ilgi alanı haline gelmiş. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi bir taraftan hocamın anlattığı gibi insanlık tarihindeki önemli kırılma noktaları, büyük savaşlar, bir taraftan teknolojinin devreye girmesi ve zamanın ruhunun değişmesiyle birlikte aslında bizim diğer konularda olduğu gibi tıpta da ve özel olarak ruh bilimin yani psikiyatri ve psikoloji davranış bilimleri alanında da konuya bakışımızla ilgili bazı değişen perspektifler ortaya çıkıyor. Dönem dönem daha organik, daha yapıcı durumları ve olguları doku, organ, fonksiyonla açıklamaya çalışan eğilimler varken bunu müteakip bazen tamamen reaktif, hatta sanki insan davranışının bedeninden kopuk bir olgu olduğu yönünde anlayışlar da ortaya çıkıyor. 90'ların sonundan itibaren, özellikle yani ortasından itibaren mesela bilgisayar teknolojilerindeki ilerlemeyle birlikte insan zihnini ve davranışını bir bilgisayar yazılımına, bilgisayara benzeten bilişsel teorilerin ortaya çıkması gibi. Oysa ki geçen yüzyılın ortalarında daha hakim olan hem kıta Avrupa'sında hem Amerika'da psikanalitik ya da reaktif. Reaktif şu demek, burada bir parantez açayım. Ben biraz anlaşılmaz konuşabiliyorum. Sonra durup tercüme ediyorum. Kişinin ortaya çıkardığı, sergilediği bütün davranışların dış çevreye karşı bir reaksiyon nedeniyle ortaya çıktığı anlayışıdır. Reaktif bu demek. Yani depresyona girmenin nedeni dışarıdan o kişiyi strese sokacak bir etken olmasıdır. İşte ya da bir stres yaşantısı ortaya koymanın nedeni bir travma yaşamaktır gibi reaktif açıklamalar. İşte yani psikiyatri tarihi de şimdi dediğim gibi hem bilimsel paradigmanın o dönemin hakim ruhuna eşlik eden dalgasıyla birlikte hem de yeni çıkan teknolojilerle birlikte değişiyor. Sonuçta ne oluyor? Aslında bizim psikiyatrik hastalıklar dediğimiz yani bir hastalık ismi zikrederken referans aldığımız ortak kılavuzlar vardır. Buradaki hastalık isimleri artıyor. 1900'lerin gene ortasında bunların sayısı çok kısıtlıyken şu anda 300'ün üzerinde ruhsal farklı hastalıktan bahsedebiliyoruz. Peki insanın beyni mi çok değişti? Çevre mi çok değişti? Yoksa bizim teknolojimiz ilerlediği için biz daha nüansları ayırt edebilmeye başladık. Aslında hepsi. Bir tanesi değişen teknolojiyle birlikte, yani şöyle diyeyim önce, ruhsal hastalıkların, psikiyatrik hastalıkların büyük bir bölümüne biz şöyle tanı koyarız, bir tanım. Kişinin içinde yaşadığı kültürle açıklanamayacak, bu kültüre uyumsuz, bu kültürün ona edindikleriyle açıklayamayacağımız ve başka bir fiziksel maddenin etkisinde de ortaya çıkmayan, yani ne bileyim işte anestezi gazıyla, içkiyle, bir ilaç zehirlenmesiyle filan açıklayamayacağımız davranışsal sorunlar aslında kabaca bütün psikiyatrik hastalıklar için temel şart budur. Yani bulunduğu toplum ve kültüre bir uyumsuzluktan bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla kültür ve teknolojideki değişiklikler bu hastalık yelpazesinde biraz zenginleştiriyor. Mesela internet bağımlılığı diye bir şeyden söz eder olduk. Ne bileyim işte kumar bağımlılığı diye bir durum söz konusu vesaire. Yani yaşam biçiminin değişmesiyle hastalık ya da dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Bu daha çok yani çocukluk çağında tanı konan dürtüsellik, dikkatsizlik, hareketlilikle karakterize bir tablodur. Bunu ebeveynler bilir. Ama mesela dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu bir hastalık olarak bizim telaffuz edebilmemiz için aşağı yukarı 7-8 yaşındaki çocukları uzun bir süre disiplinli bir ortamda izlememiz gerekiyordu. Bunun adı okul. Yani eğer okullar ve sınıf düzeni olmasaydı muhtemelen bu kadar çok tanı alan bir durum olmayacaktı. Böyle bir hastalık yoktur demiyorum bunu söylerken. Evet, toplumun bir grubu hem davranışları hem de buna sebep olan beyin dokusu diğerlerinden farklıdır ve bunun adı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğudur. Ama bizim bunu görebilmemiz için buna uygun şartların da oluşması gerekir. Bir başkası teknolojinin ilerlemesi. Yani biz bir taraftan evet sosyal
duruma uyumsuzluklarla hastalık isimlerini koyuyoruz ama bir taraftan da bu hastalıkların birbirine benzer yönlerini, farklılıklarını ve tedavilerini aslında bilim ve onun sağladığı teknoloji aracılığıyla vakıf oluyoruz. Ve o yüzden bunların bazılarını aynı yerde kümeleyebiliyoruz, bir spektrum tarif edebiliyoruz. Nihayetinde bu saydığım 300'ün üzerindeki hastalık, 300 birbirine benzemez durum değil, aşağı yukarı 7-8 ana ağaç arasında toplanabilen ruhsal durumlar. Yani şizofreni ve benzeri hastalıklar, efendim depresyon ve benzeri hastalıklar, takıntı ve benzeri hastalıklar gibi. Bir diğer durum da insanın aslında değişmesi. Yani biz organik olarak, yani şöyle yapısal olarak muhtemelen son 500 sene içinde çok değişmedik. Yani normlarımız, bedensel normlar, sosyal normlar değişti ama fiziki normlarımız çok değişmedi. Kollarımız çok daha uzun, işte çenemiz daha küçük falan bir hale gelmedi. Ama bizim hastalık paradigmamız ve normları tanımlayışımız değişti. Bütün bunların neticesinde psikoloji ve psikiyatri diyelim, hastalıktan bahsediyorsak klinik anlamda psikiyatrik hastalıkların listesi hayli uzadı. Peki ne kadar biliyoruz? 100 sene öncesine göre çok şey biliyoruz. Çoğunu bilmediğimizin farkındayız. Ne kadarını biliyoruzla ilgili bir oran vermek hiç doğru olmaz. Ama haksızlık da etmemek lazım. Şey dışında diyelim ki beyin ya da genel fizyoloji dışında biz doğayla ilgili ne kadar şey biliyoruz, evrenle ilgili ne kadar şey biliyoruz. Aslında zihnimiz ve teknolojimiz ne kadarına imkan verirse o hızda ilerliyor. Ama şunu söyleyebiliriz, nörobilim diğer tıp bilimlerine göre birazcık daha geç ilerleyen bir bilimdir diyebiliriz. Bu biliyor bilmiyor konusunda özellikle Oğuz Hocam'ın söylediği, yani gerçekten bir önceki yüzyıla iki tane büyük dünya savaşı sığdırmış, küresel krizler yaratmış, dünyayı bölmüş farklı devletlerin yarattığı etkinin de tabii ki tıbba yansımalarını sadece Alzheimer için değil, tüm araştırmalarda etkisi olduğu da bir gerçek diye düşünüyorum. Sinan Hocam, bir cümle ekleyebilir misin Sinan'cığım? Şu da önemli. Bence kapsamlı bir şeye giriyoruz. Sadece tıp merkezli değil, aynı zamanda tıbbın içinde olduğu dünyayla ilgili. Şunu söyleyeyim. Savaşlar kazanıldığında kazanan tarafların dünya görüşleri kadar, kültür anlayışları kadar, bilim anlayışları da empoze ediliyor ve daha önceki bilim anlayışlarının yerini alıyor. Çok önemli bir şey. 20. yüzyılın bilhassa 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönem, Anglo-Sakson dediğimiz İngiliz ve Amerikan hakimiyetinin dünyada yavaş yavaş perçinlendiği, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra zaten çok geniş çapta gerçekleşti. Bizim açımızdan beyin araştırmalarının hızını kesen en önemli etkenlerden bir tanesi, ben önemine ve değerine inanmama rağmen davranış bilimlerindeki anlayışın nörobilimin önüne geçmesi ve bilhassa psikanalizin beyinde araştırılması gereken birçok şeyin yerine gündeme oturması ve Amerika'nın üzerinden dünyaya yayılması beyin araştırmalarını yavaşlatan bir etken olarak gündeme gelmiştir. Yani nöropsikiyatri ortadan kalkıyor, nöroloji ve psikiyatri ortaya çıkıyor, bir de psikoloji ortaya çıkıyor. Psikolojinin içinde de psikanaliz çok popüler bir kavram olarak gündeme geliyor. Bütün bunlar, hangi alana el atarsak atalım, o alandaki gelişmeleri etkileyen gelişmelerden bir tanesidir. Sinan Hocam. Valla ne güzel girişler oldu. Öncelikle teşekkür ediyorum ve dinlemesi çok zevkli. Şimdi o son derece doğru noktalar, tespitler. Fakat bizim yani beyni anlama meselemizin önünde hocamın özellikle dünya kültürlerinin değiş tokuş dönemlerinden bahsederek vurgu yaptığı gibi canlı organizmaya, beyne nasıl baktığımız çok belirleyici. Biz bunu hangi çerçeve içerisinde anlamaya çalışıyoruz, ona nasıl sorular soruyoruz ve hangi yöntemle bakıyoruz?
Şimdi ağırlıklı olarak bir kere hani çoğu hocamız tıbbiye kökenli de olunca konu biraz klinikten tabii ki giriyor. Çünkü beyin araştırmalarının bugün bu yükselen rating diyelim ya da böyle sürekli cazip hale gelmesi aslında hastalıkların tedavisi noktasında bize verdiği umuttan kaynaklanıyor. Üzerine çok fazla araştırma yapılan işte hastalıklar biraz önce sayıldı. Ama şöyle bir durum var. Bu hastalıklar ne zamandır var? Mesela bu işte tarihsel olarak baktığımızda ben tarih deyince biraz benim konum itibariyle bayağı bir geri gidiyor. Ben bir 3,5 milyar sene geriden başlıyorum genellikle. Çünkü bizim maalesef genel bilim paradigmasında da tıp paradigmasında da insan bedenine bu 3,5 milyar yıllık canlılık sürecinin bir ürünü ya da onunla bağlantılı bir şey olarak bakmaktan ziyade böyle tek tekil bir organizmaymış gibi, sadece kendi yarattığı medeniyet içerisinde hep var olmuş gibi falan bakma alışkanlığımız var. Buna bir isim de veriyorlar bu açıklama tipine, işte proximate causation diye bir orijinal adı var bunun. Yani yakın nedensellik. Mesela yediğinden hasta oldu, içtiğinden hasta oldu, gazdan zehirlendi. Yani şu etrafındaki gelişimsel ve çevresel faktörler bu insanı böyle yapıyor gibi bir açıklama tarzımız var. Ama bir de bunun evrimsel açıklama dediğimiz bir tarafı var. Yani bu insan bedeninin özellikleri nasıl bir serencamdan geçerek bugüne kadar geliyor ve insan dediğimiz varlık bu şimdi yarattığı medeniyetle, bu tuhaf ortamla diyelim, acaba ne kadar uyum uyumsuzluk ilişkisi içerisinde ve bu hastalıkların onunla ne kadar alakası var? Şimdi bizim mesela çokça konuştuğumuz bir şey vardı yakın zamana kadar, işte önceden ömür çok kısaydı, insanlar 30-40 sene yaşıyorlardı. Sonra işte modern tıbbın özellikle devreye girmesiyle ömür uzamaya başladı. Uzayınca böyle arızalar çıkıyor falan diye. Gerçekten yakın geçmişteki kayıtlara baktığımızda ömür çok kısa gözüküyor ama en kısa ömürler geriye doğru gittiğimizde sanayi devrimi sırasında sağlıksız koşullar altında çalışan o işçi sınıfında falan filan görülüyor. Ömürler çok kısalıyor. Daha evvel 150-200 bin sene önce yaşamış insanların iskeletlerine dair elimizdeki ilk bulgular, işte yaş analizleri falan yapıyorlar. Orada da 40-50 yaşında en yaşlı iskeletler var diye diyoruz ki herhalde avcı toplayıcı toplum döneminde, daha bu yani işte tarım falan olmadan önce de herhalde yani tabiatta o kadar uzun yaşanmazdı falan diye düşünüyorduk. Öyle bir kabulümüz vardı. Fakat yakın dönemde elde edilen kanıtlar, mesela 80-90 yaşında 160 bin yıl önce yaşamış insan iskeletleri var elimizde. Şimdi bundan bir tane bulabilmeniz şu anlama geliyor ki, bir tane değil çok sayıda var. Bir tane bile iskelet bulsanız ya da fosil bulsanız o döneme ait, bir tane iskeletin fosilleşebilmesi için böyle milyonlarca insanın yaşamış olması lazım. Çünkü fosilleşme çok zor bir şey. Demek ki bir dönem, yani 160 bin sene önce buzul çağının falan olduğu bir dönem, yani çok karışık bir dönem ve insanın modern insan diyebileceğimiz hiçbir gelişimi henüz göstermeden önceki bir dönemden bahsediyoruz. Tabiatın içerisinde bu organizma 70'leri 80'leri zorlayacak bir yaşama sahip. Şimdi bakıyorsunuz sanayi devriminden önce bizim mesela damar sertliği, yüksek kolesterolden bir yerlerin tıkanması, şeker hastalığı falan filan gibi problemlerimiz yok. Ne zamanki endüstriyel gıda coştu, ne zamanki biz hareketsiz bir yaşama geçtik, ne zamanki bugün işte bir düğmeye basıyoruz kapımıza yemek geliyor, bunlar gittikçe, konfor arttıkça bizim daha önce tanışık olmadığımız hastalıklar başladı. Biz aslında modern tıpla baktığınızda çok yakın dönemde kendi kendimize ettiğimiz bir soykırım vari ömür kısaltmasını biraz iyileştirebiliyor gibiyiz. Bu bakış açısının şöyle bir sıkıntısı da var. Genellikle kliniklerde bunu hep görüyoruz. Bütün dünyada böyle bir yaklaşım var. Tıbbın maalesef şu anda durduğu yer biraz şuna benziyor. Yani siz yaşayın, takılın, bozulun, biz sizi yaparız. Yani siz çok kafaya takmayın, yiyin için, takılın böyle. Halbuki koruyucu hekimlik diye bir şey vardı. Bu genellikle böyle temenni olarak kalıyor çoğu zaman. Mesela hekimler bize nasıl doğru yaşamamız gerektiği konusunda çok fazla tavsiye vermiyorlar. Çünkü hastalıkları onarmakta çok fazla meşguller. Televizyonlara çıkardığımız uzmanlar da mesela ne yiyelim konusunda kavga falan ediyorlar. Yani böyle bir durum var. Milletin orada iyice aklı karışıyor. İşte aslında hekimliğin çok önemli bir kısmı. Ta şamanlardan gelen bir gelenekle. Bir kere önce doğru yaşamın şifreleri konusunda bir çalışma olması lazım. Demek lazım ki ya bu devirde şöyle şöyle sıkıntılar var. Bak işte şunu yapma, işte atıyorum. Şimdi herkes sigara içme diyor, güzel. İşte alkol kullanma diyor, güzel. Ama yani şunu şu kadar ya, bunu bu kadar ya, günde şu kadar spor yap falan gibi şeyleri daha böyle yaşamın içine sistemli sokarsak. Alzheimer hastalığı örneği biraz önce mesela gündeme geldi. Yeni, nispeten yeni keşfettiğimiz, hani bütün insanlık tarihini düşünürseniz bayağı yeni keşfettiğimiz ve şimdi ömrün 100 senelerin üzerine çıkmasıyla gittikçe daha majör, daha büyük bir problem haline gelmeye başlayan bir sorunumuz var. Hocalarımın dediği gibi sebebini bilmiyoruz.
gidişatını öngöremiyoruz. Henüz çözümü yok. Yani bir türlü hastalığı durduramıyoruz bile şu anda. Tamamen bir muamma bu sistem. Fakat baktığımız zaman muhtemelen canlılık tarihinden getirdiğimiz bir takım ayarlar gözüyle baksak buna, yaşamımızdaki bazı hatalar, yaşamımız derken kişisel yaşamımızı kastetmiyorum, insanoğlu olarak yeni geliştirdiğimiz alışkanlıkların bizi böyle bir derde düçar etmesi gibi bir durum olabilir. Şimdi bu gözlükle bakmadığımız zaman ne oluyor? Herkes sonuçla uğraşıyor. Devamlı işte nöronlara bakıyoruz, ilaçlar verir, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz orada. Fakat öbür taraftan bunun en iyi örneği işte daha evvel programlarda da konuştuk, depresyon meselesi. Maşallah yani depresyon epidemik salgın şu anda, herkes depresyonda. Hafif ve orta derece depresyonun en iyi tedavisi yürümek. Yani yürüyünce geçiyor. Yani günde yarım saat yürüyüş yaptığınız zaman depresyon belirtileri azalıyor. Ağır klinik depresyon ayrı bir şey, onu tedavi etmeniz lazım ama hafif depresif semptomlar hareket ettiğinizde geçiyor. Demek ki insan bedeninin hareketsizliğinin beyinde bilgisi var. Son cümle şunu söyleyeyim, ben sürekli beyin anlatınca adım beyinciye çıktı ama burada biraz ters köşe bir şey de söylemek istiyorum. Yani böyle devamlı beyinden konuşunca bir şey olmuyor. Mesela bu beden olmasa bu beynin hiçbir kıymeti yok. Dışarıda tek başına gezen bir beyin bu yüzden yok. Yani beyin her şeye muktedir. Bizim yani bütün dertlerimizin çözümü olan bir organ da değil. Bu bedeni, bu bedenin içinde yaşadığı çevreyi ve tabii ki bu bedenin işte beyin ve diğer parçalarını doğru bir şekilde, milyonlarca yıllık ayarlandığı şekilde kullanamadığımız takdirde bu sorunları yaşamaya devam edeceğiz. Tabii ki bunun arkasından hemen tabiata mı dönelim, işte kulübede mi yaşayalım, romantizmi gelmez. Öyle bir şey değil bu. Bugün yaşadığımız dünya içerisinde teknoloji geliştirirken, ev yaparken, şehir yaparken, yani şehrimize bir park yaparken, ya bu insana uygun, bu nasıl yapılır sorusunu bir de biyologlara, bir de işte bu konuda çalışan hekimlere, yani insana sağlık gözüyle bakan, organizma gözüyle bakan birilerine sormak çok faydalı olur diye düşünüyorum. Bunu yapan ülkeler ve yerler var. Uygulamalar, çok güzel örnek uygulamalar var. Ama hala marjinal düzeyde küçük denemeler olarak kalıyor. Bir örnek vereyim. Dörtgen odalarda yaşıyoruz değil mi? Kare ya da dörtgen. Tabiatta hiç böyle bir alışkanlığımız yoktu bizim. Tabiatta hiçbir mağara, hiçbir kovuk, nerede yaşadıysa bizim eski atalar. Bunlar hep genellikle oval, yayvan, yuvarlak yerlerdi. Dörtgen yerlerin bizde stres yarattığını biliyoruz mesela. Yani böyle sınırlı, böyle keskin kenarlar bize stres yapıyor. Şimdi yuvarlak ev yapamıyorsunuz, inşaat maliyeti çok artıyor. Aradaki boşluklara ne koyacaksınız yani değil mi? Kare, dörtgen yaptınız mı hepsi yan yana güzel güzel istifleniyor. Şimdi maliyet fayda analizi açısından meselelere bir daha bakmak gerekebilir. Belki biraz daha oval yaşam alanları tasarlamanın sağlık açısından sağlayacağı tasarruflar, inşaat maliyetinden kaybedeceklerimizi fazla fazla telafi ediyorsa eğer, mesela böyle radikal yaşam tarzı çözümlerine gitmek gibi bir takım yerlere ulaşmak lazım. Son cümlem, insan sadece bugünden ibaret değil. Geçmişimiz çok eski, her birimiz 3,5 milyar yıllık bir argenin ürünü olarak burada oturuyoruz. Ve daha bu tarihsel açıdan bakarsak, bence bildiklerimiz, bilmediklerimizin yanında hiç mesabesinde. Çünkü daha çok yeni başladık insanı anlamaya diye düşünüyorum. Bu arada şu kare evler konusunda hani ovale daha yatkınız noktasında belki de eşlerin, annelerin bir bildiği var ki o köşelere genelde çiçeklerle veya değil mi, böyle benzer yuvarlatıyorlar. Nesnelerle oraları yuvarlatan görmememizi sağlıyorlar. Daha çok pek çok sayıda başlık var. Bu henüz başlangıç. Hepsini reklamlardan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Evet, başka gündem devam ediyor. Beyni konuşuyoruz. Şimdi ilk bölümde bildiklerimiz, bilmediklerimiz dengesini ele aldık. Bu programın ana başlıklarından bir tanesiydi. Tanıtımlarda da yer aldı. Şimdi beyin noktasına bakınca, beyine bakınca pek çok en azından bu stüdyodaki konuklarımız için yabancı olmayan ama ekran başında izleyenler için hemen söylendiğinde veya duyulduğunda anlam ihtiva etmeyecek pek çok kelime var. Bazılarına aşinayız. İşte prefrontal korteks, limbik sistem, talamus, hipotalamus veya işte amigdala gibi bunların hepsinin farklı farklı özellikleri var beyin içinde. Ve öyle veya böyle hepsi sonuçta hepimizin beyninde var. Ama kadın ve erkek diye bir ayrım söz konusu. Biz daha önce Oğuz Hocam'la
yine beyin konuşurken kadın erkek o 3 saatlik yayının yanlış hatırlamıyorsam son sorusuna denk gelmişti. Hafiften fikir sahibiyim ne söyleyeceği konusunda. Tekrar aynı sırayla gidelim istiyorum hocam müsaadenizle. Tayfun hocam sizinle başlayalım. Bir fark var mıdır arada? Yapısal yani şimdi bu kısmını geçtim. Kadın erkek beynine çok hızlı geçtik ama şeyden beyinle ilgili tamam onu kısa söyleyip geçeceğim de. Şimdi bilinen siz başka yerden ısıtacaksınız galiba. Bilinen ve bilinmeyenler gibi bir şey yaptık. Tabii kısıtlı bir süre içerisinde beyni anlatmaya çalışıyoruz ve bizi de nörologlar falan dinlemiyorlar. Genellikle işte televizyonları başında bu işi merak eden insanlar var. Şimdi tartışılanları da bir koyup ilerleyelim isterseniz. Şimdi bildiğimiz bilmediğimiz var ama tartışmalı olan bir iki noktanın ben altını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi beyin-zihin ikilemi meselesidir. Bu Descartes'tan başlayarak yani bir ruh-beyin ikilemi var aynı zamanda. Gerçi Descartes işte belli bir yere ruhu yerleştirmiş beyinde falan ama hala devam ediyor. Antik çağa doğru gidersek o iş Aristo'dan başlıyor. Şimdi Aristo duygularımızın, düşüncelerimizin merkezi beyindir, kalptir. Beynin görevi de çok çalışıp ısınan kalbi serinletmektir demiş. Buna ilk karşı çıkan Hipokrat. Hipokrat tam tersine beyni savunuyor. Onu Galenos destekliyor arkadan. Bugünlere kadar geliyoruz fakat önemli bir şey var. 1983'te hocam bilir, siz de bilirsiniz, siz de. Benjamin Libet diye birisi bir deney yapıyor ve yaptığı deney çok basit. İşte bir kişiye bir görev veriyor. Hem kas aktivitesini hem beyin aktivitesini aynı anda ölçüyor. EEG ile beyin aktivitesini ölçüyor, kas aktivitesini de EMG cihazıyla ölçüyor. Görev şu, karşınıza belli bir şekil geldiğinde parmağınızı kaldırmaya karar verin ve kaldırın diyor. O şekil geldiğinde parmağını kaldırıyor. Deneyin teferruatı çok kafa karıştırıcı gibi gözükebilir ama basitçe şu. Karar anından yaklaşık yarım saniye önce beyinde bir hareketlenme var. Şimdi bu hareketlenme üzerinden yeniden materyalist yaklaşımla daha farklı bakan mistik yaklaşım çok farklı yorumlar getirebiliyor. Şimdi materyalist yaklaşım diyor ki ya bu da gene beyinle ilgili bir aktivite. Ama herhalde bunu daha sonra açıklayacağız. Bir kısmı buna hazırlık potansiyeli diyor. Ya da beyinde belki de nöronlara buradan görev veren başka göremediğimiz henüz başka hücreler, başka bir grup da olabilir diyor. Hocam bir saniye araya girin, evet. Rica edeceğim. Şimdi Benjamin Libet'in özellikle deneyinden bahsetmişken işte konu özgür iradeye gidecek. Özgür iradeye hani doğru siz kaycım. Ben başka bir soru sordum diye rica peki. edeceğim. Kısa kesmeyin. Ben sorumu erteledim. Özgür irade kısmından devam edelim. Size rahat rahat anlatın ama isterseniz. Ama o kadın erkek beyni de önemli bir ona konu. Sonra onu güme götürmeyeyim. Sanki oraya biraz daha sonra gelsek daha nasıl iyi olacak gibi geldi yani bana. Her ikisi de zaten sorular içerisinde var. Çünkü bu anlatacaklarım da gene kadın erkek beyniyle ilgili de söyleyeceğimiz şeyler var. Şimdi orada bir yarım saniyelik bir mesele var. Ve buna da Libet'in yarım saniyesi diye bir jargon olarak işte bilimin içine de giriyor. Alana da giriyor. Şimdi mistik düşünenler diyorlar ki burada işte ruh dediğimiz şey bu. Yani burada böyle bir şey var ya da kader dediğimiz şey. Aslında biz bütün kararlarımız yarım saniye kadar önceden belirleniyor ama şimdi değmişiz gibi yaşıyoruz diyenler var. Tabii oradan yola çıkarak da acaba biz bütün kararlarımızı özgür irademizle mi alıyoruz'a kadar bu mesele geliyor. Şimdi bir yerden baktığınızda hiçbir kararımızı özgür irademizle alamıyoruz gibi gözüküyor. Çünkü oradaki o hareketlenmeyi açıklayamıyoruz biz. Hala açıklayamıyoruz. Ya da açıkladığını düşünenlerle tersini savunanlar arasında dünyada bir uzlaşı sağlamış değiliz. Bilimsel platform üzerinde burada bir uzlaşı yok. Yani bu beyin-zihin ikilemi şu anda en önemli mevzulardan bir tanesi. Yani üstünde tartışılmaya devam ediliyor çok farklı şekillerde. Şimdi fMRI gelişti mesela. Sizin sokuyorlar şeyin içerisine, bir cihazın içerisine. Beyninizde işte haz aldığınız zaman nükleus akumbens veya limbik sistemin belli bölgelerinin aktive olduğunu fMRI cihazıyla gösterebiliyoruz. Ama orada
zihninizden ne geçtiğini, zihninizin bir haritasını fMRI size çıkartamıyor. Yani siz haz alıyorsunuz ama o hazı gerçekten orada size verilen göreve bakarak, işte bir fotoğrafa bakarak mı alıyorsunuz ya da aklınızdan bir şey geçirerek mi alıyorsunuz, yoksa orada daha farklı başka şeyler mi oluyor? Bu işte şu meşhur nöropazarlamanın da ciddi bir tartışma alanı. Bir özgür irade meselesi var. Özgür irade meselesi o kadar dallanıp budaklanıyor ki dünyadaki suça yaklaşım, suçu tarif etme, insanların neden suç işlediği, işlemediği, suçun nerede başladığı gibi bir sürü konular ortaya çıkıyor ve buradan da nöro hukuk diye şu anda bir kavram gelişiyor. Basit bir şey söyleyeyim. Yani burada beyninizde mesela amigdalaya basan bir tümör sizi suça sevk edebilir. Bunun örnekleri de var. İşte böyle bir tümör basan bir adam çevresindeki arkadaşlarına anlatıyor, işte böyle öldürme hissiyle doluyum, çok öfke ve nefret duyuyorum vesaire. Neyse işte gidiyor psikiyatrist falan da herhalde bir takım ilaçlar veriyor ama bunun önüne geçemiyor. Sonra çıkıp bir benzin istasyonunun üzerinden rastgele insanları öldürmeye başlıyor. Ölü eli geçirilip de otopsi yapıldığında buraya basan bir tümör görülüyor. Şimdi her zaman bir tümör basması kadar basit değil olay. Bir adım ileri gidiyoruz mesela. Bennett Omalu diye bir Nijerya asıllı patolog var. O da Amerikan futbolu oynayan bir oyuncunun, intihar etmiş bu oyuncu. Bunun beynine yaptığı bir otopside frontal korteks çevresinde bazı nöronların değişmiş olduğunu görüyor ve bu nöronlardaki değişikliğe dayanarak özel bir ensefalopati çeşidi tarif ediyor burada. Ve kişilerin tavır ve davranışlarının bu kafa travmasına bağlı olarak ortaya çıktığını, davranış bozukluklarının ortaya çıktığını söylüyor. 8-10 tane merkez oyuncusunda bunu saptıyor. Bu oyunculara ne oluyor? Erken futboldan kopuyorlar, kumarbaz oluyorlar, madde bağımlısı oluyorlar, intihara eğilimli oluyorlar, fazla dürtüsel davranıyorlar. Biz bunu daha geçmişte nereden biliyoruz? Phineas Gage olayı var. İşte demiryolu işçisi şu yanağının altından şey giriyor, frontal korteksin bir kısmını götürüyor. Frontal korteks iradeyle çok yakından ilgili. İşte Bennett Omalu'nun deneyleri veya Bennett Omalu'nun ortaya koyduğu şeyler de gösteriyor ki kafa travması, yani illa orada bir tümörün olması şart değil limbik sistemde, kafa travması frontal lobda bir hasara yol açarak da kişiliği değiştirebiliyor. Şimdi bu kişilere ne kadar suçlu diyeceğiz veya ne kadar suçsuz diyeceğiz, o ayrı bir tartışma konusu. İş biraz daha ileriye gidiyor mesela. Sayın hocam iyi bilir, Elizabeth Loftus diye bir hanımefendi var, bir psikolog veya psikiyatrist. Beyne fikir ekme veya beynin yönlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Mesela tanık olarak bulunan kişiler... Hepsi ayrı soru. Evet. Hepsi ayrı soru. Serdar biraz sıkıntıya giriyor. Dışarıdan. Şimdi, ben dönerim hocam, hiç merak etme. Hepsi ayrı tamam. Sorular. Evet. Dışarıdan yönlendirildiği zaman insanlar çok farklı şekillerde tarifler de yapabiliyorlar. Yani beyin sizi kandırıyor veya siz beyninizi kandırmaya çalışıyorsunuz falan. Böyle şeyler de söz konusu. Biraz daha ilerlersek çocukluk travması geçiren insanlar ileride suça daha eğilimli ve dürtüsel de olabiliyorlar. Tersi de geçerli olabiliyor. Şimdi bu tartışmalı önemli alanlardan bir tanesi. Beyin zihin ikilemi, hala tartışıyoruz bunu. Önemli bir tartışma alanı. Öbür taraftan da özgür irade meselesi. Bunu bir kenara bırakıp çok kısa az önceki turda geçilen şeyler üzerinden, hastalıklar üzerinden de bir şey söyleyeyim. Şimdi psikiyatride hocam dedi ki nöropsikiyatriydi bu ikisi bir aradaydı. Sonra nöroloji ayrıldı, psikiyatri ayrıldı. Bu ikisi ayrıldığında gördüğümüz şu oldu. Nöroloji daha elle tutulur, gözle görülür işlerle uğraştı. EEG üzerinden, EMG üzerinden çeşitli tanılar koydu ve nörolojinin tanıları netti ve hedefe yönelikti. Ama psikiyatride depresyon, anksiyete, işte aklınıza gelen birçok davranış bozukluğu var. Bir de meşhur DSM'niz var hocam sizin. Ve bu DSM ilginç bir şekilde expand oluyor, genişliyor. Her yıl genişliyor. Hatta şimdi bu DSM 5'ten sonra
Bu biraz esprilere de söz konu olmaya başladı. Yakında pazartesi sendromu DSM'lerin içinde yer alacak diye. İşte kadınların adet öncesi menstrüel gerginliği vesairesi bunun içerisinde artık yer alıyor. Ve orada ilginçtir mesela envai çeşit bağımlılık DSM-5'in içinde yer alıyor. Seks bağımlılığı yer almıyor mesela. Halbuki seks önemli bir motivasyon. Yani aynı beyin ödülü sistemi üzerinden işleyen bir mekanizma. Şimdi psikiyatristlerin sıkıntısı da şu. Önce Freudçu yaklaşım falan ben haddim değil, onları tartışacak durumda değilim ama gözlemimi söylüyorum. Daha felsefi takılıyorlar bir süre. Sonra biyolojik psikiyatri diye bir şey icat edip şeye yaklaşıyorlar. Nörolojiye yaklaşıyorlar. Bu arada da nörologlar tabii onlara welcome demiyor. Yani çok da kucaklamıyor. Biraz itip evet. kakışıyorlar. Ama evet. benim gördüğüm şu anda bayağı bir birbirine yaklaşmış durumda. Bir taraftan biyolojik psikiyatri, bir taraftan nöroloji. Çünkü psikiyatrlar somut tanı koymak istiyorlar. Sevgili hocam söyledi. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu dedi. Efendim depresyon dendi. Burada birçok hastalıkla ilgili tanı koyarken bir biyolojik temele dayanıyoruz. Depresyonu alalım hele. Neye dayanıyoruz? Monoamin hipotezimiz var. Hatta bu trimonoamin ne diyorlar? Hocam da iyi bilir. Noradrenalin, dopamin, serotonin. İkisini, birini veya üçünü yan yana koyduğunuz zaman bütün hastalıkları açıklayabiliyorsunuz. Ve bütün ilaçlar, şu anda ilaç endüstrisinin size sunduğu, tedavi için sunduğu bütün ilaçlar bu 3 monoamin üzerinden gidiyor. %90'ı hatta, %80'i, %90'ı bu 3 monoamin üzerinden. Daha çok da serotonin ve noradrenalin. Sorun şurada. Hasta geldi, efendim sizin depresyonunuz var. Size ilaç olarak ben bir serotonin artırıcı seçiyorum. Güzel. Seçtik, verdik. Peki hastanın serotoninin hangi seviyede olduğunu ölçtük mü? Ölçmedik. Bunu nereden elde ettik? Hastayı sorgulayarak elde ettik. Onun bize verdiği mesajlar üzerinden değerlendirdik. Peki ilacı verdik, hasta kullandı. Bir süre sonra geldi dedi ki bu bana çok kötü oldum ben. Bunu istemiyorum. Onu bırakıp başka bir ilaca geçiyoruz. Peki o arada serotonini öngörmüştük, serotonini artırmıştık. O serotonin ne oldu? Ona bakmıyoruz. Şu anda lafı uzatmayayım. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu için de aynı noktadayız. Aynı sorun söz konusu. Biz anketlerle, işte anket yaparak velinin, annenin, babanın, öğretmenin bir takım gözlemlerini alarak ve çocuğu bizzat gözlemleyerek. Hiperaktivitede bir sıkıntı yok. Hiperaktif çocuğu çok güzel tanılayabilirsiniz ama dikkat eksikliği, hiperaktivitenin belirtileri, tanı kriterleri o kadar ekspand edildi, o kadar genişletildi ki burada artık bizim daha ilaç vermek için insanlara daha somut tanı yöntemlerine ihtiyacımız var. O zaman ben burada bitiriyorum, şunu diyorum. Bir beyin zihin ikilemi, her birinin içinden ayrı sorular çıkan, demin söyledim hocam da çok irite oldu oradan. Bir o mevzu var şu anda ciddi, bu işi bu kadar da şey yapan, hani bu kadar da herkesin ilgisini çekmesine neden olan. Çünkü beyinde bir mistisizm, gizem vesaire, beynin sırları, karanlık tarafları da giriyor işin içine oradan. Bir orayı çözemiyoruz, ondan uğraşıyoruz. Bence... Onu hadi felsefeciler falan herkes uğraşsın el birliğiyle. Nöro hukuk falan gelişsin, hiçbir sakıncası yok. Nöro pazarlama gelişsin, bir sakıncası yok. Ama acil bizim bilim insanları olarak üstünde durmamız gereken net mevzu şu ADHD ve depresyona net tanı ölçütleri. Elle tutulur, gözle görülür. Aynen nörolojide tanı konulduğu gibi. Olsun, aynen hipertansiyona konduğu işte. Gibi. Olsa dünya çiçek olacak. İşte dünya, hocam bunun olmaması için de bir neden yok. Buna kafa yormuyor bilimciler benim gördüğüm kadarıyla. Birisi çıkıyor işte araçlar, serotonin artırıcı ilaçlar, tamam endüstri güzel ilaçlarını sunuyor. Sonra önce noradrenalin artırıcılar vardı. Hocam demin mesela fMRI'nin, EEG'nin vesaire gibi tekniklerin bir sürü tekniğimiz var. Yani malumunuz. Şimdi bizi izleyenler muhtemelen hastanelere gittilerse falan bu tetiklerden haberdardırlar ama her biri o kadar farklı bir veçesini ölçüyor ki şimdi ve her metodun çok ciddi kısıtlılıkları olduğu için diğer bütün metotları birlikte kullanmamız gerekiyor. Sırf ölçüm araçlarına baktığımızda zaten bir kere bir yer her ölçüm aracını kullanamıyor. Bazı ölçüm araçlarıyla bakabiliyorsunuz. Yani bütün yöntemleri bir anda kullanabilen bir yere pek fazla rastlamıyoruz. Hocam yalnız benim verdiğim mesaj yanlış anlaşılmasın. Altını çizerek tekrar söylüyorum. Ben bunu şu anda
çözüm bulmamız gereken bir problem olarak arz ediyorum. Çok tam yani ortada problemler, ben, çok haklısınız. Bu yapılmıyor diye bir eleştiri değil. Evet, yapılmaması bir eleştiri ama bilerek ve isteyerek yapılmıyor diye bir şey yok. İşte bir yetersizlikler var. Yetersizlikler var ama aynen. Buna da ben şunu görüyorum. Yani bilimde buna yönelik de bir motivasyon yok. Evet. Şimdi depresyon bir taraftan serotonin, SSRI'lar işe yaramıyorsa veya şimdi tartışılmaya başlandı. Çok farklı arayışlara gidiyoruz. Peki bu arayışlara giderken diyorum ben öbür taraftan buna hep sonuçlar üzerinden gidiyoruz. Yani bir teori geliştiriyoruz arka planda. O teoriye uygun ilaçlar geliyor bunun arkasından, doğru mu? Önce Harvard'dan bir doktor Schildkraut yanılmıyorsam monoamin hipotezini attı ortaya, arkasından ilaç endüstrisi çalıştı, bir sürü monoamin bazlı ilaç üretti. Şimdi sonuçlar, yani semptomlar, belirtiler üzerinden gidiyoruz. Doğru tanıya yönelen ciddi bir emek sarf etmemiz ve bilimsel araştırma projelerini ve paralarını biraz da o tarafa doğru kaydırmamız gerekiyor. Biraz da hastalıkların, özellikle tırnak içinde bu merkezi sinir sistemi veya beyin hastalıklarının sebeplerinden, nedenlerinden çok, yani sonuçlarından çok, özür dilerim, sonuçlarından çok sebeplerine odaklanmamız ve semptomatik tedaviden çok radikal tedaviyi de düşünerek bir takım stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Yeni dönem bunlara gelir. Ben bu noktada siz bir bilim teorisi olarak ya da nasıl diyelim epistemolojik olarak aslında psikiyatriye ya da psikiyatride bilgi üreten hani bilimsel mekanizmayı eleştirdiniz ve size katılıyorum. Yanlış bir mesaj çıkmasın. Çünkü bir taraftan da eleştirmedim, bakın gerçek bu şu anda. Tespit yaptınız. Evet, ben tespit yaptım, gerçek bu. Şimdi şöyle bir şey var aslında, bir organın fizyolojisini ne kadar iyi biliyorsak patolojisini de o kadar iyi anlayabiliyoruz. Eğer konuştuğumuz şey mesela safra yolları, karaciğer olsaydı fizyolojisini büyük ölçüde bildiğimiz bu organın, yani karaciğer nasıl çalışır, hücreler nasıl yenilir, safra nasıl üretilir, efendim nasıl safra taşı oluşur vesaire, patolojisini de o kadar iyi biliyoruz. Hakkında konuştuğumuz organın fizyolojisiyle ilgili az önce hani ne kadarını biliyoruz bilmiyoruz turunda aslında hepimiz kabul ettik ki halen bilmediklerimiz hayli fazla. Dolayısıyla bildiklerimiz insan ömrünü uzatmak ya da o sırada ortaya çıkan uyum bozucu duruma hızlı bir çözüm üretebilmek adına. Yani biz beynin, hatta işte psikiyatri dediğimiz davranış, ortaya çıkan davranışların semptomları zaten nasıl oluştuğunu bilmiyoruz ki buna uygun bir şey yapalım. Patolojisini de çok az biliyoruz. Biyopsi alamıyoruz. MR çektiğimizde zaten bir şey görüyorsak nörolojiye gönderiyoruz. MR'ı ve tomografisi temiz olanlar psikiyatrin alanına giriyor. Psikiyatri ve nöroloji yolun başında birlikteydi. Ayrışmaları da muhtemelen o tarihsel süreçte zaten hani düşünsel bir ayrılıktı. Şu an tekrar birleşiyorlar ama yine şu anda işte bir taraftan fizikte de nasıl diyelim kuantum akımı ortaya çıkıyor. Yani klasik mekanik fiziğin dışında bir başka fizik var. Fizik biliminin paradigmasında da bir değişiklik var. Dolayısıyla tıp bilimlerinde de bu benzer bir seyir izliyor. Geçen yüzyıla göre çok daha fazla bu, yani beden-zihin ikilemi, bu ayrım birazcık daha silikleşmiş durumda. Yani en azından ruhun bedenden tamamen ayrı ya da işte davranışın beyinle alakasız bir durum olduğunu falan iddia eden pek yok. Diğer tıp branşlarında olmadığı kadar çok hipotez var psikiyatride, patolojisinde. Yani depresyonda da böyle, şizofrenide de böyle. Hatta yani şizofreni mesela ne kadarı genetiktir, ne kadarı gelişimseldir, ne kadarı toksik etkenlere bağlıdır. Genetik geçişinden çok emin olduğumuz ama tek yumurta ikizlerinde bile hani eş hastalanma oranının hayli düşük olduğu bir hastalık. Tıptaki diğer hastalıklara pek benzemiyor bu yönüyle. Epigenetikten bahsediyoruz. Diyoruz ki çevresel olay, yani kişide bu gen var ama başına gelenler de önemli. Hatta anne karnında başına gelenler de önemli.
hangi mevsimde doğduğu önemli. Belki işte anne karnında virüse maruz kalmıştır. Doğduktan sonra büyürken de travmatik olaylara maruz kalmıştır. Efendim o genler açılmıştır, genetik bir riski de vardır vesaire vesaire. Buna da multifaktöryel diyoruz. Şimdi pek çok hastalık böyle açıklanıyor. En çok ruhsal hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar çok faktörlü. Doğrudan bir neden sonuç ilişkisi kuramıyoruz. Sebebini bilmiyoruz ama tedavideki çabamız var olan o sıradaki sıkıntıyı elimizdeki imkanlarla ortadan kaldırmak. Uzun bir süredir yeni molekül piyasaya çıkmadı. Yani ilaç çalışmaları devam ediyor ama uzun bir süredir. Psikiyatrinin en yaygın ya da en çok ilaç kullanılan hastalıklarında yeni ilaçlar geliştirilmedi. Mevcut ilaçların başka formları sadece ortaya çıkıyor. Bağımlılık alanında spesifik neredeyse hiç ilacımız yok. Çok özür dileyerek gene özür dilerim ama önemli hocam. Araya bir işte yeni molekül çıkmıyor. Neden çıkmıyor yeni molekül? Çünkü bir teori var. O teoriyi taklit eden, yani o teori üzerinden işleyen birbirine benzeyen ilaçlardan zannediyorum klinisyenler de bıktı. Çünkü A ilacı, B ilacı, C ilacı, D ilacı birbirinin benzeri. Sadece burada giderek yan etkileri daha az ama etkinliği fazla olmayan. Mesela ilk çıkan trisiklik antidepresanlarla SSRI'lar etkinlik olarak birbirlerine bir üstünlük sağlamıyorlar. Ama yan etki olarak SSRI'lar biraz daha iyi. O yüzden tam da o yüzden söyledim zaten sevgili hocam. Yani biraz bilimin bakışını, mesela yerleşik teorilere biraz itiraz edelim mesela. Şizofrenide 60 yıldır bir dopamin hipoteziyle veya dopamin teorisiyle gidiyoruz. Belli ki buradan gelebileceğimiz maksimum yer burası. Biraz bunun da üstüne koymak lazım. Orada şöyle bir problem çıktı ortaya. Kapitalizm geldi şeyden sonra. İki dünya savaşı yaptı insanlar. Liberalizm. Kapitalizm hayır, önce. Esas dünyayı mahveden o liberal ideoloji. Tam oraya geleceğim abi. Önce kapitalizm. Kapitalizm biraz kalın geldi. Yani hani, biraz Putin gibi konuşmuş oldum ama evet. Liberalizm. Evet Oğuz abi. Liberalizmin bilime de zararı dokundu. Oğuz abi çok seveceksin şimdi. Öyle güzel bir tanımlama yapacağım ki. Şimdi bu boyayı inceltmek için içine şey döküyorsun. Tiner katıyorsun. İşte liberalizmi o kapitalizmin içine biraz incelsin diye kattılar ama berbat bir boya çıktı orada. Çok inceltti. Çok çok, çok inceltti. Şuraya geleceğim. Yani söylemek istediğim şu, bilim o kadar ticarileşti ki ve eğitim o kadar ticarileşti ki semptom üzerinden gitmek harika bir şey. Bir hastanın belirtilerini baskılıyorsunuz, ömür boyu da ilacını kullandırıyorsunuz. Radikal bir çözüm yok. Hani ben farmakolog olduğum için aynı zamanda biraz kendime batırıyorum burada şey. Yani bunu geliştirecek olanlar farmakoloji uzmanları veya şimdi o alanda çalışanlar. Bir şey ilave edeceğim size. Tabii. Muhtemelen sizin bu yardım çığlığı diyebileceğim, bilim dünyasının içinden seslendirdiğiniz şu şey, birkaç zamandır internette birkaç yayında söyledim, büyük arıza çıktı. Burada tekrar edeyim sonuçta. Ulusal bir kanalda tekrar etmek daha büyük arıza çıkarır. Tıp bir bilim değildir. Tıp bilim değildir. Bilimsel yöntemi kullanır. Tıp bilimden daha çok sanata benzeyen bir şeydir. Şimdi eğer siz resim sanatını bilime indirgeyecek olursanız resimi öldürürsünüz. Müzik sanatını, ses frekansları hesap kitabına indirirseniz yapay zekanın yaptığı şeyle sınırlı kalırsınız. Hipokrat'ın zamanında birkaç güzel söz ve bir gülümsemeden daha iyi tedavi edici bir ilaç bilmiyorum sözü 2010 yılında bir beyin görüntüleme çalışmasında bir gülümseme insanın beyninde bilmem kaç bin bar çikolata yemeye eşdeğer dopamin salgılattırıyor. İnsan kendini çok iyi hissediyor dediği zaman aa dedik biz. Evet gerçekten de Hipokrat da haklıymış. Bütün dinlerde selam deyip gülümsemenin iyi bir şey olması da demek ki bununla ilgiliymiş. Biz bir şeyi fark ettik. Halbuki Hipokrat'ın zamanında ne MR vardı, ne bilimsel yöntem vardı. Hipokrat insanı bilgece gözlemleyerek, Galen hakeza, İbn Sina hakeza, bütün o tıbbın kurucuları insanı sanatkar bir şekilde gözlemleyerek, sanat eseri olarak inceleyerek ve tabiatın içerisinde benzer hastalıkları yaşayan canlıların kendilerini neyle tedavi ettiklerini, tabiatın içerisindeki bitki, hayvan gibi canlıların birbirleriyle nasıl bir alaka kurdukları üzerinden insanı tedavi edecek yollar aramışlar. Hocam, farmakolojinin zaten, hocamın olan farmakolojinin çıkış noktası zaten tabiattaki
iyileştiriciliğin etken maddesini işte biraz daha kuvvetli ilaçlara dönüştürmekle başlayan bir süreç. Şimdi biz tıp dediğimiz sanatsal şifa alanını, bilim dediğimiz son derece genç, yöntemleri çok sınırlı, çok fazla değişken ve kuralları çok katı bir şeyin içerisine sıkıştırırsak, ilaç bağımlısı bir tıp sektörü oluşturmaktan başka bir yere gidemeyeceğiz. Monami'nin hipotezini söyledi hocam. Üç tane nörotransmitter sinirleti maddesi var önümüzde. Onu miktarlarını değiştirebilecek ilaçları yapıp piyasaya basıyoruz. 15 yıl önce Yeditepe Üniversitesi'nde bir konferansa katıldım. Yurt dışından bir araştırıcı geldi. Dedi ki, sinir hücrelerinden hepiniz bahsediyorsunuz, hepiniz onu çalışıyorsunuz. Bir de dedi bunların yardımcı hücreleri var, glia hücreleri. Ben size onları anlatacağım. Sinir hücrelerinin 50 katı kadar sayısı var. Ve dedi çok yakında göreceksiniz. Sinir hücresi de kendinizi parçaladığınız fonksiyonların, hastalıkların, problemlerin çok büyük bir çoğunluğu aslında glia hücrelerinin işleviyle ilgili. Yani biz nöronlarla boşa uğraşıyoruz dedi. Büyük gaza geldim ben, daha işte genç yeni bir akademisyen olarak dinliyorum. Çok gaza geldim, dedim evet işte bu, çünkü ben de glia hücreleri üzerine çalışmıştım bir dönem. Hala bütün tıp kitaplarında yazan ve beynin kütlesinin çoğunu oluşturan bu hücreler yardımcı ikinci oyuncu muamelesi görüyor. Neden biliyor musunuz? Spesifik maddeler üretemiyoruz biz bu hücrelere. Onların fonksiyonlarını nöronlar gibi düzeltemiyoruz. İlaç satamıyoruz bununla ilgili. Satamadığımız için de belki de kendi çalıştığım konu olduğu için söyleyeyim. Epilepsi, nedeni belirlenemeyen epilepsi rahatsızlıklarının beyindeki milyonlarca nöronu aynı anda delice elektriksel deşarjlara sokan sebebini muhtemelen glia hücrelerinin o el ele tutuşmuş ve bütün nöronları kucaklayan yapılarında bulabilecekken, biz nöronlara bakmaya şartlanmış bir bilimsel modelle baktığımız için maalesef o paradigmanın dışına çıkamıyoruz bir türlü. Siz yeni bir akademisyen olarak akademiye başladığınızda benim gibi, işte deneysel epilepsi mi çalışacaksınız? Elinizde bellidir çalışacağınız model. Model hayvanınız bellidir. Vereceğiniz ilaç bellidir. Yolunuz bellidir yani. Ve bunun dışına çıkıp bir şey yapabilmeniz için çok marjinal, çok inatçı, çok böyle kendi içinden motivasyonlu, biraz da maddi olarak kudretli falan olacaksınız ki yeni bir dal bir şey açacaksınız. Biraz önce hocam Golgi ile Kahal arasındaki o şeyi anlattı, bir nahoşluk durumlarını. Mesela o adamlar ömürlerini yatırdılar. Nöronlar birbirine bağlı mı, tek bir bütün mü, yoksa aralarında iletişim olan ayrık birimler mi diye kavga ettiler. Ama ömürlerini yatırarak ve bu tartışmayı sürekli canlı tutarak en sonunda işte anladık ki Kahal haklıymış falan, öbürü pek şey haklı çıkmadı. Oradaki inatlaşmayı bugün hiç göremiyoruz. Bugün herkes aynı modeller çerçevesinde davranıyor. Şöyle bir güvenimiz var. Biz bilimle her şeyi çözeceğiz. Ya bilimle bilimsel olan her şeyi çözeceğiz. Ama tıp, insan sağlığı çok daha büyük bir şey. Bir kere unutmadan söyleyeyim. Tıp biyolojinin bir alt dalıdır. Biyoloji daha büyük, o canlı küredeki yaşamın anlamını ve mantığını çözmeye çalışan bilim alanı da bizim adına biyoloji dediğimiz canlılığı da sınırlandırmak. Yani onu da bilimsel olarak çalışmaya kalkınca tam anlayamıyoruz. Dikkatinizi çekerim. Biraz önce hocam bahsetti. Fizikte devrim üstüne devrim oluyor. Einstein geliyor deviriyor. İşte Newton'un şeyini devirip göreceliği kuruyor. Arkasından Bohr geliyor, işte efendim Heisenberg geliyor, kuantum devrimi oluyor. Sonra sicimciler geliyor. Bunlar topu 100 sene dolmuş 4 tane devrimden bahsediyoruz. Şeyde ne devrim var biyolojide? Tıpta ne devrim var? Böyle bir zihniyet devrimi duyan var mı? Biyoloji hala Darwin'den beri bir devrilmiş bir şey olmuş durumda değildir. Yani çünkü bilim yetmiyor karşımızdaki sorunun kompleksliğine. Önerim şu, bilimi çıkarıp atalım değil. Bilimi mutfak robotu gibi nerede kullanacağımızı belirleyelim. Mutfak robotuyla halı silmeye kalktığımızda evi berbat ediyoruz. Böyle bir problem var. Canlılığı, hastalığı, sağlığı anlayabilmemiz için bilim insanlarına ihtiyacımız var. Felsefecilere ihtiyacımız var. Tabiat bilimcilerine ihtiyacımız var. Ve insanlığın biriktirdiği kadim bilgeliğe ihtiyacımız var. Bunları koymaz isek, yani bugün hala İbn Sina'dan tıbben bir şeyler öğrenebiliyorsak, bu tıbbın bilim olmadığının çok net bir kanıtıdır. Tıp bilime sığmayacak kadar büyük bir şeydir. Biyoloji ondan çok daha büyük bir şeydir. Burada ama ben bir şey eklemek istiyorum. Çünkü benim söylediğim güme gidebilir şimdi sizin söylediklerinizden sonra. Kaldığım yerden devam edeyim. Bakın, idealizm diye bir şey var. Siz kadim bilgelik dediniz ya, o kadim bilgelik dediğiniz şey idealizm aslında. Şimdi bilimle, ortodoks bilimle
ya da sahte bilimle ya da birilerinin bir kalıba sokup tukaka yapmaya çalıştığı bilimle reel bilimi bir kere birbirinden ayıralım. Benim reel bilimden anladığım, tam da oraya gelmeye çalışıyordum demin. Mesela kuduz çok önemli bir hastalık. Şu anda kuduzun çaresinin olmadığını bir düşünün. Bu kuduzun çaresini bulan Pasteur, Louis Pasteur. Louis Pasteur bulduğu kuduz aşısından kaç para kazandı? Mesela bunu bir sorgulamamız lazım. V.A. Jenner geliştirdiği çiçek aşısından ne kadar ne kazandı? Çok önemli buluşlar yapıldı. 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, 20. yüzyılda işte bu kapitalizm ve onu izleyen liberalizm ve bilimin ticarileşmesi, eğitimin ticarileşmesi o dediğiniz ne kadim bilgeliği bıraktı ne başka bir şey bıraktı. Aynen katılıyorum. Çok ben şu noktada sizinle aynı fikirdeyim ama bilimi ayrı bir yere koyamıyorum. Sizin zaten kadim bilgelik dediğiniz ideal bilimin ta kendisi. İdealist bir bilim insanı tarifi yapsam ben size orada İbn-i Sina'yı da bulacaksınız. Orada Hipokrat'ı da. Bir şey sorun, daha var. Sorun ana akım bilim bu tarifi yapamıyor. Ana akım, siz yapıyorsunuz ama ana akım hocam, bilim hocam ana akım ben profesyonel bir bilimciyim. Ana akım bilimin genel yaklaşımları da beni hiç ilgilendirmiyor. Ben mesela rahatlıkla 60 yıllık bir dopamin hipotezine itiraz ettim. Tabii. İtiraz etmeliyiz. Tartışmalıyız. Aynen. Sizin başınıza gelen bir şeyler de vardı evrimle ilgili. Sizi çok iyi anlamıyorlar. Anlamamalarının nedeni şu. Evrimi bir teori olarak kabul etmiyorlar. Evrimi yaratılış veya yaratılışçılıkla dinle ne bileyim bilim arasında bir yere oturtuyorlar. Ya birini kabul ettiğin zaman dini reddetmiş oluyorsun, öbürünü kabul ettiğin zaman onu kabul etmiş oluyorsun. Kafadaki modellerden gerçeği konuşamıyoruz. Yani hep aynı öyle. Şey bilimde size de orada katılıyorum. Bu bir teoridir. Evrim teorisini alırsın, yatırırsın masaya, tartışırsın. Ama oradan da işte eğitime geliyoruz. Antropoloji var, insan bilimi. Ne kadar öğretiliyor son zamanlarda, ne kadar üzerinde duruluyor. İşte tekrar bu fabrika ayarlarına dönerse ideal bilim ve idealizm, insani bilim, yani ticari değil de insani bilimi ortaya koymaya İnsani bilim güzel bir terim bence. Evet, insani bilim. İnsani bilim terimini bence yayalım. Evet, insani bilimi ortaya koyabilirsek, o zaman birçok sorunumuzu da daha güzel çözmeye başladığımızı göreceğiz. Son bir şey söyleyip bırakıyorum. Asla hani söylediklerinizin çoğuna da katılıyorum Sinan Hocam ama dediniz ki tıp bir bilim değildir. Tıp meslek olduğu yerde bir bilim değildir. Eczacılık meslek olduğu yerde bir bilim değildir. Nöroloji uzmanlığı şeyde icra edilirken muayenehanede bir bilim değildir. Doğru. Guideline'ları izler. Elindeki kılavuzlara bakar, o kılavuzlara göre mesleki sanatını icra eder. Diğer mesleklerde olduğu gibi. Ama bunlar aynı zamanda bir bilimdir. Yani tıp bir araştırmaya yöneldiği zaman bilimdir. Eczacılık bir araştırmaya yöneldiği zaman bilimdir. Bilim tarafı da vardır. Hani bunu da biraz öyle koymamız lazım. Bunlar özellik hocam, arz eden meslekler. Sanat fakültelerinde nasıl resim sanatının bilimsel kısmı, boya kimyası, ressamın beyni çalışılabilirse... Tıpta da bilimin böyle kullanılmasının mahsuru ama yok meslek, bence. Ama meslek olarak kenara koyduğumuz zaman o ayrı sevgili hocam. Ama tıbbı bir araştırma alanı olarak ele aldığımızda mecbur. O artık bilimsel yöntemleri uygulayacak ama sizinle galiba güzel bir yerde uzlaştık. İnsani bilim. Belki İnsani yeni bilim. Şeyimiz, tamam, sloganımız evet. Bu olabilir. İnşallah. Ben buraya bir not düşmek istiyorum. Tabii. Bir itirazım yok ama mesajın yanlış algılanabileceği gibi bir kaygı taşıyorum. O güzeldin da şöyle. Hocam. Yok bir ilave yapacağım. İtirazım tabii, yok. Buyurun. Şimdi biz bilimsel bilginin üretilmesini efendim ana akım bilimi falan tartışırken ya da kapitalizmi tartışırken bir taraftan yani hani bu programı takip eden bir grup insanın zihninde çok doğru bir nokta burası. Sahte bilime prim verilmesine vesile olmayalım. Yani biz ilaçların yetersizliğini, dopamin hipotezini, efendim SSRI'ların aslında kısıtlı yapısını tartışırken gerçekten elimizdeki tek tedavi de bu. En azından bilimsel tedaviden bahsediyorum. Böyle sorunlar yaşayan insanların sahte bilim neticesinde sahte tıbbi uygulamalara başvurmasına da aracılık etmeyelim. Çok doğru söylüyorsunuz sevgili hocam. Bunun altını çizmek istiyorum. Bunu ne yaparsanız yapın burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Söyleneni anlamakla okuduğunu anlamak ve ilaç okur yazarlığı veya bilim okur yazarlığı. Maalesef bizim toplumda bu çok düşük.
Ben asla onu söylemiyorum. Doğru. Sizin de hatırlatmanız için ayrıca teşekkür ederim. Şu anda her zaman savunduğum konu şudur. İlaçlar, mevcut ilaçlar yarar zarar oranlarına bakılarak ve uzman işin uzmanı olan hekim tarafından uygun görülmüşse kullanılmaları gereken elimizde başka bir şey olmayan silahlardır. Ama halkın da şöyle bir tarafı da var. Aslında benim şimdi söyleyeceklerim sizinkini tamamlayacak. İlaçlardan çok fazla şeyler de bekliyor insanlar. Yani istiyorlar ki bir şey olsun, ben bir tane hapı alayım, bana işte hocam versin, benim depresyonum geçsin, ben mutlu olayım ama hiçbir yan etki de olmasın. Hiçbir ya da depresyonda değil, olmasın. Hayata dair basit bir mutsuzluk ama bununla baş edebilmenin yok. Hemen bana bir ilaç verin falan. Mesela. Yani evet. Şimdi burada sizin baştaki tespitiniz gibi aslında tıp bilimleri daha çok hastalıkla ilgileniyor. Yani bizim hastalıkları tedavi etmemizin bütün tıp dalları açısından algoritması vardır. Sağlıklı olmanın algoritmasını bilmiyoruz. Bitirdiniz mi hocam? Uzlaştık yani galiba. Yani bir son şey olarak tamam. Biz böyle konuşuyoruz ama zatürre olunca antibiyotik geçiyor. Uzlaştık. Bahse... Araya gitmeyi teklif ediyorum. Tamam, zaten reklam evet. Zamanı geldi. Öncesinde siz bu bahse yok, katılmak isterseniz diye söz verecektim. Yoksa problem değil. Kısa bir ara, sonrasında başka gündem devam edecek. Evet, başka gündem devam ediyor. Profesör Doktor Oğuz Tanrı da aramızdan ayrılıp programa devam etmek istemediğini belirtti. Doçent Doktor Elif Mutlu, Profesör Doktor Sinan Canan ve Profesör Doktor Tayfun Uzbay ile başka gündeme devam edeceğiz. Yaklaşık önümüzde 1,5 saatlik bir dilim daha var. Bir önceki reklam arasında hemen sonrasında konu aslında kadın erkek diye başlamıştım ama Tayfun Hocam daha önemli diyerek özellikle özgür iradeye vurgu yapmıştı. Özgür irade ile ilgili konuyu açtı, farklı noktalara doğru gittik. En son Sinan Hocam tıp bilim değildir dedi. Onun üzerine de bir... Keşke tekrarlamasaydın, iyiydi bunu ama işte tekrarlamış oldum hocam. Oradan devam etmeyeceğiz ama en azından onu söyleyebilirim. Özgür irade konusunda hem Elif Hanım'ın hem Sinan Bey'in söyleyecekleri vardır diye düşünüyorum. Oraya geri sarıyorum. Lütfen evet. Devam edelim. Ya da Elif Hanım sizinle başlayalım. Hocam siz en son söz alan sizdiniz bir önceki bölümde. Elif Hanım'la devam edelim. Sizin giriş yaptığınız yerden devam edeyim aslında. Yani... şu ana kadar bilebildiğimiz kadarıyla bütün davranış ve kararlarımızın aslında bu işte 1,5 kiloluk beyin dokusu, onun içinden akan elektrik ve elektriği şeyden bir kıyıdan diğerine taşıyan bazı kimyasal paketlerle olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla özgür irade var mıdır? Bir anlamda yoktur çünkü her şey belirleniyor. Ya da mesela bizi iyi ya da kötü yapan şey bizim tercihlerimiz midir? Yoksa bunlar zaten fizyolojiyle belirlenmiş midir? Psikopat olmak bir tercih midir, bir kader midir? Ya da iyi olmak bir tercih midir, kader midir? Çünkü mesela hasta olmak kader, hasta olmak tercih değil yani. Ama kötü olmak tercih gibi ve şöyle burada iki şey devreye giriyor. Bir tanesi etik ve ahlak yani. Toplumun vicdanı. Biz hastaları değil ama kötüleri yargılarız ve cezalandırırız. Bizim yani kişi adına bu işlevi biz topluma havale ederiz ve toplumsal ahlak, hukuk, yasalar filan böyle oluşur. Toplumu bir arada tutan mekanizma da temel olarak bunun üzerine kuruludur. Son derece, üstelik de bu söylediğim şey son derece majör, kaba bilgimizle kastettiğim şey. Yani şöyle açıklayayım. MR'da bir şey çıkarsa nöroloji bakıyor diyordum ya. Yani en majör organın görüntüsündeki değişiklik. Yani neredeyse çıplak gözle görülebilen ya da basit ölçümlerle ölçülebilen. Bundan ayrımı biraz daha zor. Birazcık daha zor ölçülen farklılıkları işte elektron mikroskobuyla ölçebiliyoruz. Fonksiyonel MR'la ölçebiliyoruz filan. Ve dolayısıyla bunları... Şu anda mesela tedavide ve teşhiste değil, araştırma için kullanıyoruz daha çok. Bundan daha mikro düzeyde değişiklikler olduğunu da kısmen biliyoruz. Bilmediklerimizi de sezinliyoruz. Muhakkak olmalı. Açıklayabildiklerimiz, yani şöyle diyelim. Mesela hastalık ve sağlık arasında açıklayabildiklerimiz genellikle ya davranışta ya da dokudaki büyük değişiklikler. Bunu tedavi eden branşlar arasındaki farklılık az önce söyleyebildiğim gibi.
Dokuda bir şey varsa işte başka bir branş, dokuda bir şey yoksa psikiyatriyle ilgileniyor gibi kabaca bir ayrım yapabilirim. Ama iyilik ve kötülük, işte nasıl diyelim, kişilik özellikleri, vicdanlılık ve vicdansızlık gibi artık psikiyatrinin de şeyi değildir bunlar aslında. Psikiyatrinin konusu değildir. Bu insanı insan yapan temel şeylerdir. Psikiyatriden de çok eskidir. Yani hastalık, sağlık filan değil. Çok insana dair kavramları şu an ölçebileceğimiz bir yöntem yok. Sadece vicdanlı ve vicdansız arasında bazı değişiklikler görüyoruz. Olsa olsa bundandır diyoruz. Ama hani bir vicdan indikatörü yok. Yani bir vicdan mesela maddesi yok. Ölçtüğümüz. Bilmiyoruz. Şu ana kadar bunu bulmuş değiliz. Ama beynin bazı bölgelerinde işte korkuyla, vicdanla, insafla falan alakalı olabilecek yerlerde ya da şöyle yani korkanlar ve korkmayanları ölçtüğümüzde beynin bazı bölgelerinin farklı olduğunu görüyoruz. Olsa olsa bundandır diyoruz. Dolaylı bir iz düşümünü aslında görüyoruz. Özgür irade var mıdır sorusu dediğim gibi yani böyle biyolojik bir bakış açısıyla yok, her şey belirlenmiş gibi. Ama bir taraftan da hakikaten bunun nasıl olduğunu açıklayamıyoruz. Yani özgür iradenin fizyolojisini de pek bilmiyoruz. Sinan Hocam? Programa gelmeden önce, daha önce kendisiyle YouTube'da da çok program yaptığımız sevgili Osman Bölütecen'e bizim programın tanıtımlarına bir mention atarak, bunu da Türkçesine bilmiyorum, atıf yaparak güzel bir noktayı beyan etmiş. Ben onu da hem kendisine selam ederek buradan paylaşayım. Biz beyin araştırmalarıyla mesela bu devirde özgür irade var mı yok mu araştırıyoruz. Hakikaten Libet deneyinde vesaire gördüğümüz, mesela orada yarım saniye, bunun 7 saniyeye kadar uzanan türevleri var. Yani biz bir şeye tamam ben yaptım demeden 7 saniye önceye kadar içeride bir şeyler zaten belirlenmiş oluyor. Şimdi buna baktığınızda beynin işleyişinde özgür irade diye bir kavramın olmadığını açıkça görüyoruz. Ya da özgür iradenin varlığına dair herhangi bir kanıt bulamadığımızı şimdiye kadar söylüyoruz ama Osman'ın dikkat çektiği şey şu, beyin bir organdır ve özgür iradesi olmayabilir ama insanın özgür iradesi olabilir diye çok ilginç bir yere temas etmiş. Şimdi özgür irade, free will meselesi bilimsel bir kavram değil, felsefi bir kavramdır. Yani o free will'den biz bunu tercüme ediyoruz. Nedensiz hareket edebilme becerisi, nedensiz karar verip uygulayabilme becerisi. Şimdi bu bizim bilimsel gözlemden çıkarttığımız bir şey değil, bir olduğunu varsaydığımız felsefi bir kavram, akıl yürütmeyle buraya ulaşıyoruz yani. Bu arada da bizim kültürümüzde de olmayan bir kavramdır, onu da söyleyeyim. Bizim kültürümüzde biz işte biraz daha işte cüz-i irade falan diye kavramlar kullanırız. Şimdi free, özgür, yani tamamen kafasına göre takılabilen bir irade zaten bizim güncel hayatta gözlemlediğimiz bir şey değil. Hep bir etki tepki prensibine göre çalışan bir biyolojik ortamdan bahsediyoruz. Fakat insan söz konusu olduğunda İşte bu ruh falan filan tartışmaları, ruh beden tartışmaları, zihin beden tartışmaları hep aynı şeye geliyor. İnsanın davranış kompleksliğini biyolojik donanımı cinsinden açıklamadaki yetersizliğimiz bizi biyolojik açıklamanın ötesinde bir şeylerin olabileceği fikrine mecburen götürüyor. Şimdi birincisi şunu bilmiyoruz. Yani cansız bir maddeden can ve bilinç nasıl çıkar? Biz bunu yapamadık, gösteremedik. Yani böyle bir deneysel yöntemimiz yok. Mesela şu anda önümüzde 10 milyon canlı türü örneği var. Atıyorum bağırsağımızdaki ve Escherichia coli bakterisinin içinde ne var ne yok komple liste elimizde. O listeyi gidip herhangi bir eczaneden, hatta eczaneye gerek yok, ağzınızın içindeki sürüntüden alabilirsiniz. Evde gidin bunların hepsini ayrıştırın bir güzel, proteinini, yağını, bilmem nesini. Tekrar koyun bir kaba, canlı yapamıyorsunuz. Bir kere can dediğimiz o şey kendisi metafizik bir kavram. Yani maddeden doğrudan çıkarabildiğimiz bir şey değil. Fakat maddi nesneleri kullandığı, maddi bileşikleri kullandığı için bunun maddesel bir kökenden gelmiş olabileceğini düşünen bir görüş var. Canlılığın metafiziksel, yani fizik ötesi bir kaynaktan geldiğini iddia eden yahut bizzat maddi etkileşimlerin sonucunda hani bir kereliğine de olsa kazara ortaya çıkmış olabileceğini savunan iki görüş arasında nesnel, mantıksal, bilimsel, metodolojik olarak aslında pek bir fark yok. İkisi de bir kabul. İkisine dair de bir kanıtımız yok. Aynı şey özgür irade meselesi içinde var. İnsan dediğimiz varlık, bütün dünyadaki sistemler için de bunu söyleyebiliriz. Yani sadece insan olmasına gerek yok. Canlı sistemler üzerinde bu tanım çok daha geçerlidir. Parçalarının toplamından daha fazla bir şeydir. Biz mesela bir işte hücre yumağından ibaret değiliz. Mesela karaciğerimiz sadece karaciğer hücrelerinin toplamından ibaret değildir. Karaciğer dediğimiz organ
anormal fonksiyonlar yapar. Biz fizyolojide 3 saat anlatırız mesela karaciğer. O özeti yani. Şimdi tek tek karaciğer hücrelerine baktığınızda evet onların hepsinin yaptığı bir iş var. Tek tek nöronlara baktığınızda beyinde yaptığı bir iş var. Ama o nöronlar öyle bir araya geliyor ki orada Tayfun Uzbay'ı, burada Sinan Canlı, burada Elif Mutlu'yu yapıyor. Onların anlarını tutuyor, onların fikirlerini üretiyor. Anlaşamıyoruz bazen, aynı nöronlar çalışıyor olmasına rağmen tenakuslar oluyor falan filan. Ya bunlar bizim açıklama seviyemizin çok dışında kalan şeyler. Yine biraz önce söylediğim yere geliyor aslında. Ben getirmedim konuyu, konu oraya geliyor. Özgür irade deyince oraya gidiyor. Bakın bu kavramda mesela ruh, bana hep soruyorlar. Hocam beyin beyin diyorsun da ruh nerede? Nedir güzel kardeşim ruh diyorum, o da bilmiyor. Yani ruh diye bir şeyin varlığından o kadar emin ki. Ruh bizim gözlemsel olarak çıkarttığımız bir şey değil. Kadim literatürden, anlatılardan, dini metinlerden, şuradan buradan duymuş olduğumuz, ya olsa olsa bir ruh vardır, işte zaten ölünce de cesetten bir şey çıkıyordur, herhalde bu da ruhtur falan dediğimiz, öyle olduğunu zannettiğimiz bir şey var. Ve biz bunu sanki gerçekten görmüşüz, varlığına eminmişiz gibi bir işte açıklama arıyoruz. Ya da işte bizim gibi insanların bunu açıklama getirmesi bekleniyor. Bilimin yöntemini ve sınırlarını iyi bilirsek, bu da nasıl olacak? Hocam biraz önce vurguladı, biraz önce konuşmada daha doğrusu zuhur etti o. Bilim okur yazarlığı, yani bilimin aslında ne olduğu, temel metodolojisi, çocukluktan itibaren biz bunu verebilsek, insanlar tabiata bakmanın bir yöntemi olarak bilimin nasıl çalıştığını ve sınırlarını iyi bilirlerse, ondan sonra bilim ötesini bilimsel, mantıklı ve sağlıklı bir şekilde konuşabiliriz. Şimdi bizim en büyük arızamız, sadece bizim toplum olarak söylemiyorum, insanlığın en büyük arızası fiziksiz metafizikle uğraşmak. Yani fiziği çözmeden, fizik alemi anlamadan uçuyoruz. Yani bir sürü şeyden bahsediyoruz. Çünkü bu şeyler hoşumuza gidiyor, bu konuları konuşmak. Felsefede gerçeklik, zihin, bilinç, özgür irade, bunlar başlı başına hani ciltler dolduracak konulardır. Sinir bilimin buraya yaptığı tek katkı şu olabilir. Yani çok önemli bir katkıdır bu arada. Biz beyni incelediğimizde o adına özgür irade dediğiniz şeye dair bir kanıt bu kadar gelişmiş teknolojiyle gösteremedik. Sevgili felsefeciler, bilmem neler, hadi bir gaz tartışmaya devam. Sizin daha işiniz bitmedi. Yani burada hala size ekmek var dememiz gerekiyor. Özgür irade tartışmasından hemen geldiğimiz yer neydi? İşte o beyninde tümör olan insanın suç işlemesi. Şimdi bu insanı biz ne yapacağız meselesi. Şimdi bir tane ilkokul öğretmeni düşünün. Bu ilkokul öğretmeni işte bu çocuk istismarına dair videolara merak sarıyor. Bilmem ne yapıyor. Siz böyle bir haber gördünüz gazetede. Aa, ilkokul öğretmeni çocukların işte cinsel istismarla ilgili videolar falan seyrediyor. Hemen vicdanınız ne diyor? Bu adamı alın, derdest edin, işte yakalayın falan. Böyle bir adamcağız var, götürüyorlar. Adli tıpta muayeneden bir geçiyor. Beyninde tenis topu kadar, ön beyninde bir tümör var. Ameliyatla alıyorlar. Adam tekrar eski normal hayatına dönüyor. 2 yıl sonra tekrar bu tip böyle pornografik görüntülere merak sarıyor. Bir daha götürüyorlar. Tekrar tümörünü yükseltmiş mesela. Şimdi bu kişiye baktığınızda, haberin bu veçesini gördüğünüzde bir anda bir acıma duygusu da oluşuyor. Çünkü adam ne yapsın diyorsun. Yani orada bir blokaj olmuş ve bu adamcağız işte öyle işlere merak sarıyor. Peki hukuk açısından bu iş nasıl bakacağız o zaman? Yani serbest mi bırakalım? Ah yazık, beyninde tümör varmış diye. Hukukun toplumumuzdaki rolü bellidir. Bir suç varsa, potansiyel bir tehlike varsa, birilerinin canı malı vesaire tehdit ediliyorsa, tehdit edeni önce bir tecrit edeceksin. Bir alacaksın onu ortamdan ki diğer insanların huzuru bozulmasın. Nöro hukuk dediğimiz konunun esas mevzu, bu insanları tespit ettikten sonra biz nasıl rehabilite edeceğiz? Bu insanlarla nasıl uğraşacağız? Mesela hocam dedi, kötü mü bu insanlar? Bir ona bakacağız önce. Hasta mı, kötü mü? Bunun ayrımını yapabilecek bilgimiz varsa bir kere ona bakacağız. Bir muayenesini edeceğiz bildiğimiz tekniklerle. Bir sıkıntısı varsa, atıyorum, amigdalası doğuştan küçük, ön beyni yeterli çalışmayan insanlarda böyle psikopat katil eğilimlerinin fazla olduğunu biliyoruz. Çalışmalar bunu gösteriyor. Siz aldınız, işte atıyorum adam cinayet minayet işlemiş. Baktınız ön beyni iyi çalışmıyor ya da amigdalası yeterli kontrol etmiyor, işte stres durumunu yönetemiyor. Şimdi bu insanı bir hücreye kapattığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Ön beyni daha az çalışıyor 2 sene içerisinde. Amigdalası iyice küçülüyor. Yani psikopatı kat be kat psikopat yapıyorsun. Daha da suçlu hale geliyor. Daha da suçlu ve sonra cezasını çekti diye topluma salıyorsun, haftasına geri dönüyor. E şimdi bunu bildiğimiz zaman biz bu hapishanede atıyorum bir beyin eğitim tekniğiyle, nörofeedback gibi bir şeyle, psikiyatrik bir yaklaşımla, şununla bununla bu kişileri rehabilite edebiliyorsak eğer içeride, işte bu bilgi o zaman işe yarıyor. Ama tutup da bu kişi suçlu mu, kötü mü, salayım mı, salmayayım mı, sorun bu değil. Çünkü hukukun birinci işi, kolluk kuvvetinin birinci işi masumu korumak. Yani onu bir kere oradan çekeceğiz zaten. Hani bu arkadaşı alalım var ya, onu bir alacağız orada.
Ondan sonrası işte bilimin, nörobilimin, nöro hukukun alanına giren kısım esas orası. Ve orada mucizeler de yaratabiliyor gerçekten. İngiltere'de hapishanedeki bu kriminal sosyopatlar üzerine yapılan beyin eğitim çalışmaları çok pozitif sonuçlar veriyor. Yani bu insanlar sadece beyin dalgaları eğitim üzerinden bir şeyler yapılıyor. Sanat terapileri aynı şekilde işe yarıyor bu arada. İşte bir sürü alternatif yöntem uygulanıyor. Onları kapatıp vahşi hayvanlar gibi tecrit etmenin işe yaramadığını biz 200 yıldır biliyoruz. Ama alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Tayfun Hocam. Tam buraya özür dilerim. Hı. Buyurun efendim. Bunun bir kısmını aslında şu anda yapıyoruz. Yani mesela amigdalası küçük mü, büyük mü, reseptör profili nasıl diye bakmıyoruz da adli bilimler aslında hastayla suçluyu ayırt edebiliyor. Onda da şöyle oluyor. Diyelim ki kronik psikotik bir hastalığı var. Yani kişide bir zihin, ruhsal hastalık var. Ya da mesela şizofreni hastalığı var ve bu kişi sizin verdiğiniz pedofili örneği gibi bu kişi adam öldürdü, cinayet işledi. Burada iki şeye dikkat ediliyor. Bir, bu suçu işlerken gerçekten o hastalığın etkisinde mi işledi? Çünkü pekala hasta bir kişi sağlam bir döneminde ya da hasta kişi korunmuş sağlam işlevleriyle de suç işleyebilir. Yani kırmızıda geçmenin, durmanın, işte geçmenin suç olduğunu bilerek bunu tercih edebilir, böyle bir suç işleyebilir. Bu suçu işlerken gerçekten hastalığın etkisinde mi işledi? O sırada hastalığı mı yol açtı diye karar verir, yani tespit ediliyor. İşte ondan sonra şöyle bir şey başlıyor. Hastalığın etkisinde değilse ceza alır. Tıpkı diğer sağlıklı insanlar gibi. Hastalık etkisinde suç işlediyse o hastalığının, yani bu suçun tekrarlanmaması için tedavi edilmesi gerekir. Ama biliyoruz ki bu hastalıkların çoğu kronik. Psikopati de aslında kronik. Kişilik bozukluklarının pek çoğu kronik. Dolayısıyla hokus pokus diye hani böyle bir entoksikasyon gibi falan bir şeyle tedavi edilmesi pek mümkün değil. O zaman kontrol edilir, denetlenir. Ama mesela cezaevinde değil de hastanede denetlenir ve tehlikesizliği kanıtlanana kadar da gözetim altında evet, tutulur. Evet. Şimdi bu az önce söylediğim, yani MR'da kitle görünüyorsa halledebiliyoruz dedim ya. Hastalığa net bir şekilde hastalık deyip teşhis koyabiliyorsak zaten bunu yapabiliyoruz. Ama sizin söylediğiniz şey şu an pratik uygulamada yok. Yok, bu araştırma alanı olarak özellikle vurgulama. Yani burayı bir araştırmak lazım. Yok, bu zaten nörohukukun içerisinde yeni bir araştırma alanı olarak gelişiyor. Yani ileri bakışlı hukuk diye bir şey tartışıyorlar. Evet. Mesela bu muhtemelen bu prensiple işleyecek. Evet, bütün bu hukuk kuralları, Roma hukuku diye bir şey var ya, hukukçular onu okurlar uzun dönem. Belki o Roma hukukunu da aşacağız. Gerçi Aristo'yu çok aşamadık. Hala kalpten sevmekten bahsediyoruz. Sevgililer gününde kalp desenli şey de, yani beyin desenli bir şey vermiyor. Kimse kimseye beyni aşkın bir sembolü olarak kullanmıyoruz mesela. Hala Aristo şeyi devam ediyor. Hala Roma hukuku da aslında bir noktada devam ediyor ama bu ileri bakışlı hukuk yaklaşımlarıyla bunlar tartışılacak. İki tane bilmiyorum, sizin de fikrinizi merak ediyorum bu konuda. İki şey söyleyeceğim. Birincisi, reşit olma yaşıyla ilgili yeni bir yaklaşım var artık. Beynin ön alın lobu, frontal kısmı 20'li yaşların ortasına kadar gelişimini sürdürüyor diyorlar artık. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Bu ne demek? Ön alın lobunun gelişmemesi limbik odaklı yaşamanız demek daha çok. Yani çünkü limbik sistemle frontal korteks arasında karar ve dürtü arasında mantıklı olanı yapma şeklinde ön alın lobunun gelişmiş olmasını umuyoruz. Yani daha ilkel bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Evet, yani çocuklar daha çok aklına eseni yapıyor. Ergenler daha dürtüsel oluyor. Nedenlerinden bir tanesi ön alın lobu tam olarak gelişmemiş. Ve bu gelişimin 20'li yaşların ortasına kadar devam ettiğini söylüyorlar. Ve bununla ilgili net kanıtlar var. Hatta bazı ülkeler alkole ve sigaraya serbest erişim yaşını 18'den 21'e çektiler. O bazı eyaletler mesela Amerika'da. 25'te tartışılıyor hocam. 25 şu anda tartışılıyor. Hocam çok doğru söyledi. Geleceğe yönelik olarak gençler bana konferanslarda kızıyorlar bazen. Ne yaptınız hocam? Yani biz daha büyüdük diyorduk. Siz 25'e çektiniz. 30'a götürün bari falan diyenler oluyor. Gençler hiç kusura bakmasınlar. Yani tabii ki belli hayatın dönemleri var. Bir de bu 18 yaş meselesi ortalama insan ömrünün 40-50 arasında olduğu bir dönemde konmuş bir şey. Yani. Ve
Bu ciddi şekilde tartışılacak önümüzdeki dönemde. Bu tabii çok şey etkileyecek, seçme seçilme ihtiyacı. Her şeyi etkileyecek. Bütün adli sistem, ceza sorumluluğu. Orası çok önemli. Yani 18 yaşını doldurmuş birisi artık reşit kabul ediliyor. İşte mesela müebbetle yargılanabiliyor. Özgür iradesiyle bir suç işlediği kabul edilirse. Bu durumda onun 25'e gitmesi veya gitmemesi tartışılacak. Şöyle şeyler var ama mesela diyelim ki akıl noksanlığı olan ve olmayanlar arasında, yani akıl noksanlığından kastettiğimiz şey zeka geriliği. Hı-hı. Olanlar ve olmayanlar. Bir de bir 15-18 yaş sınırı var. Evet. Yani 18 yaş altı tümden cezasız, 18 yaş üstü de tamamen cezalı gibi değil. Yani şu anda da böyle bir şey geçiş var zaten. Ve bütün şeyler için öyle değil. Yani olumlu ile olumsuz arasındaki ayrımı tespit edebiliyor mu sorusu başka bir şey. Full medeni haklarına sahip olması başka bir şey. Doğru. Çocukların. 18 yaş reşit olmak için gerekli, hı-hı, ama 15 yaşındaki birisi de yaptığı şey nedeniyle işte ceza alabiliyor falan. Bu evet. Yapmaya çalıştığı tam da bu. Nöro hukuk dediğimiz zaman belki bir hukukçuyla nöro tarafından belki siz bir araya gelip işte bunları böyle böyle tartışarak bir yere getirilecek. Vakit akıyor. Ben ikincisini de söyleyeceğim. Çok önemli bir şey söyledi hocam. Vicdan dedi. Şimdi bu vicdan işine girdiğimiz zaman da şöyle bir noktaya geliyoruz. Hangi vicdan? Aslında bir çekirdek vicdan var. Ben deneysel çalışan birisiyim. Deney hayvanları üzerinde baktığım zaman bizim bu deney fareleri bayağı vicdan sahibi aslında. Homo sapiens'e göre, insana göre. Hayvanlar arasındaki vicdanın, ki buna çekirdek vicdan diyoruz, dürtüsel bir şekilde gelişen vicdan, doğru bir vicdan aslında. Sonra biz bu vicdanın üzerine Homo sapiens mazeretlerini, sosyal bir takım kısıtlılıklarını, kültürel bir takım birikimlerini katarak bir sosyal vicdan geliştiriyor aslında. Ve bizim sıkıntıda olduğumuz şey de tam da bu sosyal vicdan. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şu Enalogai diye bir uçak mı vardı? Atom bombası atmış işte şeye, Hiroşima'ya. Diyorlar ki uçağın pilotuna, ya senin uykun falan kaçıyor mu acaba? Bak hala orada çocuklar sakat doğuyor vesaire. Verdiği cevap şu, ben bir askerdim, emir kuluydum. Bana bir görev verildi ve ben gittim o bombayı attım. İkinci örneği şeyden verebiliriz. Bu Auschwitz kampından falan, yani Nazi dönemi Almanya'sından. Ve bunlar biliyorsunuz mahkemelerde yargılandı daha sonra Naziler. Ve oradaki temel savunmaları şuydu. Biz askeriz, askerde bize emir verildi. Biz emir kulu olarak bu işleri bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Buradan bir yere geleceğim. Şey var, Milgram var. Ünlü Milgram'ın deneyleri var. Zimbardo'nun cezaevi deneyi var. Bunları biliyorsunuzdur. İşte cezaevine geliyor, iki gruba ayırıyor öğrencileri. Stanford'da bir grup gardiyan, evet Stanford'da. Bir grup gardiyan oluyor, bir grup işte mahkum oluyor. Bu bir deney. Deney olmasına rağmen gardiyanlar mahkumlara bir süre sonra haddini aşan ölçüde eziyet etmeye başlıyorlar. Buradan şuraya geliyoruz. Milgram deneyi de benzer bir deney. Uzun uzun anlatmayayım, zaten sizler de biliyorsunuz. Maalesef Homo sapiens'in, Homo sapiens sapiens dediğimiz modern Homo sapiens'in 2/3 eline gücü geçirdiği anda öbürünü eziyet etmeye başlıyor. İşte burada birinci bölümde tartıştığımız iki dünya savaşının nedeni de bu. Kapitalizmi liberalizmle birleştirsen de bilim, insani bilimin bir türlü gelişmemesinin nedeni de bu. Birçok farklı şeyler var, nedenler var ve belki neden bazılarımız eline güç geçtiğinde kötü oluyor da artık felsefeciler mi girecek bu işin içine, biyolojisi mi girecek, nesi girecek, hani biyolojik farklılıkları veya bunun genetik altyapısını vesaireyi de çok fazla bilmiyoruz açıkçası. Dünyaya hakim olmamızı sağlayan özellik muhtemelen bu. Lanet olsun ama bu. Tam bunun, doğru. Yani evet, da. Lanet olsun bu ve biz o yüzden doğadaki şu kadar türü belirdikten sonra yeryüzünde yok etmeyi başardık. Bütün bu prefrontal korteksimizin ve özellikle de dorsolateral kısmının gelişmesiyle biz otobiyografik hafızayı geliştirdik. Otobiyografik hafıza dediğimizde diğer canlılardan bizi işte ayırıyor.
İşte kedi, maymun, fare neyse bunlar geçmişlerini biraz biliyorlar, hatırlıyorlar. Ne bileyim işte kedi sahibini tanıyor filan. Bugünün de farkındalar, yaşadıklarının da farkındalar. Ama yarını çok da merak etmiyorlar. Bir maymunun, bir kedinin yarın ne olacağı çok da umurunda değil. Sizin ama insanın umurunda. Vicdan konusu aslında aynı zamanda Elif Hanım'la beraber vicdan tanımı. İşte kitabınızda da yaptığınız bu bilişsel yeteneklerimiz bütün işte o türlere karşı üstünlüğümüzü ortaya koyan bilişsel yeteneklerin yani işte analiz etme, öğrenme, yorum yapma veya problem çözme biz bütün bu yeteneklerimizle beraber vicdanı da kendimize göre yorumlayıp ortaya işte homo sapiens insana özel bir zaman maalesef, vicdan çıkartıyoruz. Evet, üstünlüğümüzü maalesef zaman zaman kendi türdeşlerimize bile eziyet yapacak şekilde kullanabiliyoruz maalesef. Yamyam insan gruplarında öyle merhametli iç ritüeller var ki ama insan yiyorlar. Tabii birbirlerine çok saygılılar, büyüklerine çok saygı, sevgi. Ama şimdi insan yemek orada yani insanlar oturup çatır çatır pişirmeden yemek de bir ritüel olmuş mesela. Şimdi bunu bir biyolojik alemdeki bütün yapımıza ters gözükse bile bir dönem, bir toplum uzunca bir süre benimseyebiliyor. Biz böyle garip bir yaratığız. Yani kendi yarattığımız hikayeye inanıp bütün kurallarımızı hani nasıl diyelim üzerini örtecek şekilde yeni kurallar üretebiliyoruz. İşte bizi zaten böyle tuhaf yapan da bu. Yani her yerde yaşayabilen, her türlü tuhaflığı deneyebilen bir türe dönüştüren de bu. Ben bu arada çok aydınlatıcı bulurum Kur'an-ı Kerim'deki o Bakara suresinde insanın yaratılış hikayesinde çok enteresan bir anekdot var. Orada Allah meleklere der ki işte ben yeryüzünde bir halife atayacağım. Melekler de der ki yeryüzünde işte kan döküp fesat çıkaran birini mi halife atacaksın? O aralar muhtemelen aşağıda karışıklık var zaten. Allah da bunun üzerine der ki ben sizin bilmediğinizi bilirim. Şimdi insan gerçekten çok problemli bir yaratık böyle baktığınızda. Şimdi bu kadim anlatıda insanın bir özelliğine dikkat çekiliyor. Varsayılan özelliği kan döküp fesat çıkarması. Varsayılan özelliği bu. Hakikaten bakıyorsunuz yani 150 bin, 200 bin sene önce burada 5 insan türü var. Şimdi bir tane biz kalmışız. Yani biz derken bizim atalar kimse onlar sağ kalmışlar. Bir sıkıntı olduğu belli yani. Diğerlerinin ortadan kalkması çok masum bir duruma benzemiyor. Yani biz en azından bir şekilde galebe çalmışız. Şimdi bu süreç içerisinde o başarılı olmuş bileşimin bize yansıyan tarafına bakacak olursak yani bugün dünyada olan bu kadar kötülüğü, arızayı, kanı, ateşi hani boş göremeyiz. Bunun tarihsel bir sebebi var. İnsan türünün bu yayılmacılığının altında, bu dünyanın her tarafında medeniyet kurmasının altında böyle bir tarafı. Ama bir başka tarafı daha var. Mesela bilim yapıyor, şiir yazıyor, evrenin sırrını merak ediyor. Tutup bunları birleştirip ya ben ne kadar kötüyüm, daha iyi olmalıyım diyor. Yani bir başka canlıda göremeyeceğimiz bir iyileşme temayülü de var. İşte o yüzden insan bu kadar felsefeciyi şunu bunu meşgul eden bir muamma olarak zaten önümüzde duruyor. Yani sadece kötü ya da sadece iyi, sadece üstün ya da sadece alçak bir varlık değiliz. Her tarafa gezebiliyoruz vallahi. Çok acayip bir özelliğimiz var. Tam orada eğitim işte işin içine giriyor. Evet. Doğru eğitimle işte homo sapiensin belli bir yere getirilmesi mümkün. Lafımı şuraya bağlayıp ben bitireyim. Bu Milgram'ın deneyinde, Zimbardo'nun deneyinde ki sonradan da yasaklandı artık bu tür deneyler. Etik gerekçelerle artık yapılamıyor bu tarz şeyler. Yani %60'ı 65'i tekrarlandığında da insanların eline güç geçince diğerine eziyet etme eğiliminde. Bazıları da eziyet etmiyor. Mesela Nazi kamplarında da görüyoruz. Her Nazi kötü değil. Bazıları yardımcı oluyor filan. Veya birileri sistemin içerisinde başkaları diğerlerine eziyet ederken aynı sistemin içinden birileri de onları korumaya çalışıyor. Şimdi dedim ya bunun genetik altyapısını bilmiyoruz, biyolojik bir tarafı var mı onu da bilmiyoruz. İşte bunu yakalayabilirsek suç öngörülebilir de olacak. Yani diğerleri belli ki suça daha yatkın. Helal süt emmiş diyoruz dünya, ya hocam. Onlar helal süt emmiş olanlar. Işte bu arada anne sütünden genetik geçiş epigenetik diye biliniyor şimdi. Helal süt emmiş de onlar arasındaki ilişkiye bir bakmak lazım. Bilmiyorum nedir. Böyle derler ya adamın iyiliğini açıklamak için helal süt emmiş. Ne demek hiçbir anlama gelmiyor. Ama bir tarafta epigenetik anne sütüne vurgu yapınca o ileri bakışlı gelmiyor. Hukuk buna da cevap arayacak. O epeyce. Her Nazi kötü değildir hikayesinde de farklı yerlere gidebilir hocam. Tabii çevresel faktörler de var. Evet yani orada başka bir durum söz konusu. Sonuçta bir duruma hayır demediğini baz alırsak
Ama benim söylediklerimi hep böyle nihai gibi kabul etmeyin. Ben hep bu tartışılacak diyorum. Buraya hocam, doğru gidecek. Deneyler diyorum. Yapılmıyor dediniz ya, yapılıyor şu anda. Her seçim döneminde Türkiye'ye ve dünyaya bakın. Yani insanlara bir takım doneler veriyorlar. Onlar birbirlerini yiyorlar. Halbuki ortada nesnel reel bir şey yok yani. Bu deneyler ya, ama bakarsan şu anda dünyanın siyasi olarak da bulunduğu noktada bir post-truth döneminden geçiyoruz. Yani gerçek ötesi. Yalan çok meşrulaşmış durumda falan ama bir şey daha var. Dünyada benim gözlemlediğim, baktığım, yani şahsi kanaatim, katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum. Bu yalandan, dolandan, post-truth'tan bıkan büyük de bir kitle var. İnsanlar tabii, bundan bıktı şey artık. Doğuracak. İnsanlar daha düzgün, daha sevecen işler istiyor. Elif Hanım, ekleyecekleriniz var. Evet, diyorsun. Az önce şu ya agresyondan bahsediyorduk ya, mesela yamyam kabilelerde bir taraftan çok... nasıl diyelim, vicdanlı ve tıkır tıkır işleyen etik kurallar var gibi anladım ben onu. Onu şöyle düşünebiliriz. Şimdi insan türü aslında doğadaki diğer yırtıcılara göre falan çok çıplak. Tabii. Genellikle toksinleri ya da yırtıcı silahları çok kuvvetli olmayan, yani çok öldürücü olmayan canlılar çok alert olurlar. Yani bu küçük köpeklerin çok gürültücü ve havlayan, büyüklerin biraz daha sakin olması gibi. Yani darbesiyle öldürücü olabilecek canlılar kolay kolay agresifleşmezler. Daha doğanın cool, evet evet, yani aslında tabiatın böyle bir dengesi vardır. Şimdi insanlar küçük bir tür bu anlamda. Biz çıplağız, pençelerimiz zayıf, dişlerimiz kuvvetsiz, işte akrep gibi bir zehirimiz yok falan, hiçbir şeyimiz yok. Ama alet kullanmaya başladık ve alet kullandığımız gün aslında silahlandık. Şimdi gene hani kültürel evrimle biyolojik evrimin paralel gitme işi gibi. Biz alet kullandık, silahlarımız var, öldürücü hale geldik, biyolojimizin çok ötesinde. Ama sahip olduğumuz agresif set buna adapte olamadı muhtemelen. Evet. Misalen çok güçsüz canlılar kadar fazla agresifiz ve çok öldürücüyüz. Gücümüzün sınırını anlamıyoruz yani. Evet evet, yani ne fren yapacağım? Mekanizmamız buna adapte olamadı. O yüzden ufacık şeylerde tutuşuyoruz, kolayca öfkeleniyoruz ve muhtemelen aktarılan kısmı da bu. Şeyi çünkü... Bu arada beyin de çok yeni ha. Beynin o kısımları, hani bu gelişen kısım canlılık tarihinde bayağı yeni olduğu için yazık, daha yolda muhtemelen, yani tam olmadı yani. Daha ne olacak kim bilir. İşte o evrimsel süreç çok yavaş gidiyor çünkü. Biz son işte 200 bin senedir böyleyiz yani. Yani şeyi düşünseniz, otomobille ya da uçakla gitmek aslında hani bizim biyolojimiz için ne kadar sıra dışı bir şey. Yani normalde insan maksimum ne hızla koşabilir mesela? 5 kilometre falandır herhalde. Hocam mesela dorsolateral prefrontal kortekse dedin ya, yani daha gelişmemiş. Homo habilis var galiba ilk insansı. Homo sapiens'e gelene kadar geçen süre 2 milyon yıl falan. Yani dorsolateral prefrontal korteksin gelişip de otobiyografik hafızanın ortaya çıkması için geçen süre. Tabii. Ve orada ne kadar korkusunca araç hızlı kullanıyoruz. Yani işte bizim bu hızlara çıkabilmemiz de gene herhalde bir 50 senelik falan bir geçmişi vardır. Hocam işte onu hep anlatırız yani, uçaktan herkes korkuyor yükselmekten, evet. Ama 200'le giden arabadan korkmuyorsun. Çünkü tarihte 200'le gidip ağaca toslamışlığın yok. Öyle bir anımız yok yani. Kaptır gitsin. Bir şey olmaz nasıl o bize diyoruz. Emniyet kemerini bile takınca kendimizi aşırı güvende hissediyoruz. Halbuki yani 50 kilometre süratle bir duvara bir kere bir vursa bir insan, Allah korusun, yani ne olduğunu o zaman anlar. Ama yüksekten düşme tecrübesi çok eski. Herkes ağaçtan düştü, herkes işte yardan düştü. Uçurumlardan, yuvarlandı, karanlıkta. Düştü. O tecrübe zaten işlenmişti. Birçok şeye o lineer hızlanma gibi hazır değiliz. Yani mesela elimizdeki işte cinnet geçirdi bilmem ne öldü, sonra yüzünü kapatarak işte basına poz veriyor, nasıl olacağını işte öngöremedim böyle olduğunu, ah ben ne yaptımlara falan giriyor insan. İnsanın genel hali biraz hakikaten böyle. Biz çapımızı bilmiyoruz. Yani yapabileceklerimizin sınırı konusunda fehmetme yeteneğimiz yeterli gelmiyor. Gelişim evet var ama ortaya biraz, çıkan sonuç evet, biraz problemli. Biraz sakat, daha yavaş yavaş. Şimdi inşallah. Gelişim demişken, şimdi internetin ortaya çıktığı, yani kullanmaya başladığımızdan bu yana, geçen sürede kayıt altına aldığımız bilgi, belge yazının icadından bu yana olandan fazla hale geldi. Öyle veya böyle biz bunu bir şekilde beynimizde de işte tamamını yüklemesek de orada bir bulutta duruyor diye bakalım. Ama işliyoruz. Yani artık çok daha fazla bilgiyle karşı karşıyayız. Gelişmeden geldi aklıma. Beynimizin kapasitesi ne kadar? Yani bunun bir sonu var mı? Şimdi öbür tarafta bakıyoruz bir yandan bu Elon Musk işte Neuralink projesi uyguluyor. Bir işte beyne çiplerle yeni bilgi aktaracak vesaire.
Tamamını kullanıyoruz biz farkında olmasak da, işte klasik o ev sohbetlerinde geçer, beyninin ne kadarını kullanıyorsun vesaire. 3 ile 5 ile alakası yok tabii ki ama yani bu yüklemeyle, bu kullanım yoğunluğuyla bir kapasitesi, sınırı var mı? Yoksa sonsuz mu? Ya o sorunun cevabını bilmiyoruz ama. Bu da bilmediklerimizden. Şöyle, şimdi bir kere beynin her tarafını kullanıyoruz. İstemli veya istemsiz, yani bilinçli veya bilinçsiz. Şimdi orada beynin kapasitesinin ne olduğundan ziyade nasıl ve ne ölçüde kullandığınız önemli bence. Şimdi hayatın şifresi şu, çevresel faktörler var ve bizim de çevresel faktörlere adapte olmamız lazım. Adapte olan hayatta kalıyor, doğru. Hani doğal seçilim dediğimiz şu işte çok tartışılan Darwin'in evrim teorisinde falan en güçlü taraflardan bir tanesi bu. Biz ne kadar uyum sağlayabiliyorsak iç ve dış çevreye o kadar hayatta kalma şansımız artıyor. Peki onun şifresini iç ve dış ortama adapte olabilmek için neye ihtiyacımız var? Bilgiye ihtiyacımız var. Ve beyniniz bilgiyi ne kadar alabiliyor? Dışarıdan ne kadar bilgi toplayabiliyorsunuz ve bunu ne kadar doğru biçimde işleyebiliyorsunuz? Bazen işlediğiniz çok küçücük bir bilgidir. Çok küçük, böyle 50-60 nöronun bir araya gelip işleyebileceği bir şeydir. Bazen çok daha fazla sayıda sinaps oluşturmak, ne bileyim milyonlarca sinaps oluşturulması gereken bir durum ortaya çıkabilir. Mesela yeni bir dil öğrenirken birçok yeni sinaps ve yeni yolaklar oluşturmak durumundasınız. Ama ne bileyim daha önce geçtiğiniz bir yerden geçmek için çok daha küçük bir bağlantı kullanırsınız. Önemli olan sağlıklı bir biçimde bilgiye nasıl ulaşacağını bilmek, doğru bilgiyi elde edebilmek ve aldığı bilgiyi işleyebilmek. Yani bilişsel işlevleri de normal çalışıyorsa. Çok tartışılan konulardan bir tanesi, ben bilmiyorum hocalarım bana ne kadar katılır, zeka artırıcı şeylerden bahsediliyor. İşte kavrama gücünüz nasıl artırılır ve hatta mental doping diye bir şey tartışılmaya başlandı aslında. Ufak ufak tartışılıyor. Şimdi fiziksel doping suç. Ben hocamla birlikte yüzme yarışmasına giriyorum. Ben biraz aktivitemi artıracak bir şeyler alıyorum. Hocamı geçiyorum ama arkasından benim idrarımda bu tespit edildiğinde aldığım madalyayı geri alıyorum. Şimdi ama mental aktiviteyi, mental kavrama gücünü artırmak, beynin kapasitesini böyle dışarıdan ilaçla veya bir takım yöntemlerle kahve artırmak... Kahve bile doping sayılır hocam. Kahve bile doping sayılır bu anlamda. Tabii ki doping olmalı zaten. Bu bir kere serbest rekabeti ortadan kaldırıyor. Adaleti ortadan kaldırıyor ama kahve çok masum. Enerji içeceklerini bir tarafa bırakıyorum. Aşırı kahve içilmesini bir tarafa bırakıyorum. Ama son zamanlarda özellikle tıp, eczacılık ve hemşirelik öğrencileri arasında falan ya basitçe bir ilaç alayım ben ve bu ilaçla birlikte de çok aktivitem artsın gibi bir yaklaşım var. Bunu da bir kenara koyuyorum. Bir de internet sitelerinden tut da ne idüğü belirsiz internette pazarlanan çeşit çeşit isimde gıda takviyeleri, bitki özlü vesaireler vesaireler. Bunlar neye yarıyor? İşte kavrama gücünü artırıyor. Zihin kapasitesini artırıyor. Şimdi zekanın artmasıyla ilgili en net şey nedir diye sorsanız, bu koçlar var, zeka artırma koçları ve ben bazılarının internet sitelerine de girdim. Bazıları işte ton balığı yemeyi falan da öneriyorlar burada veya bir takım başka diyet rejimleri de var. Diyor ki işte aklında diyor 40 kelime tutabilecekken şu kadar saniyede ben burada egzersiz yaptırıyorum, 80 kelime tutmayı başarabiliyor. Bu bir başarı mıdır yoksa gereksiz bir şey midir? Bunu da ayrıca tartışabiliriz. Sinema yani odaklı bir kafamız varsa tabii ki faydalı. Daha fazla kelimeyi hafızada tutmak veya daha fazla bilgiyi gerekmediği halde oraya depolamak zekanın bir göstergesi midir? O da ayrıca tartışılır. Ben bunu şöyle özetleyebilirim net olarak. Bilgiyi doğru şekilde elde etme kapasiteniz, onu işleme ve doğru şekilde kullanma becerinizle zekanız doğrudan ilgilidir.
IQ dediler, EQ dediler mesela, çeşitli emosyonel zeka mesela veya işte intelligent zeka, IQ. Bunlar ilk çıktığı zamanlarda mesela Amerikalılar bir şey yapmışlar. 1930'larda IQ ilk çıktığı zaman bir tarama yapıyorlar, pilot okullar yapıyorlar. Bu pilot okullarda IQ'su yüksek çocukları ayırıyorlar. Bunlar ileride Nobel ödülü almak üzere özel yetiştirilecekler. Bunların hiçbiri Nobel ödülüne uzanamazken IQ'su diğerlerine göre daha nispeten düşük olup kenara çekilenlerden bir tanesi transistörü icat ediyor. Bir tanesi fizik dalında Nobel ödülü alıyor. Yani bu IQ'yu artırmalara, EQ'yu artırmalara veya beynin düşünme kapasitesini bir takım yöntemlerle artırmaya çalışma bana çok şey gelmiyor. Yani çok mantıklı gelmiyor. Mantıklı olan sağlıklı yaşamak nedir bunun? İşte doğru beslenme, egzersiz yapma, biraz da düşünme biçimlerini, düşünme kalıplarını öğrenme. Ama ben bizim memleket adına bir üzüntümü belirteceğim. İnsanlar işte, hocam da dedi ya, burada konuştuklarımız yanlış anlaşılabilir. İşte okullardan biz felsefeyi, antropolojiyi ihmal ediyoruz. Yani felsefe düşünmeyi öğretir mesela size, düşünme biçimini öğretir. Eğitim burada çok çok önemli. Bence yani zekayı bir takım yollardan artırmak yerine insanları doğru eğitecek iyi bir eğitim sistemi kurmak daha önemli gibi geliyor bana. Sinan Hocam. Ve bir de suistimal edilebiliyor bu konu, kötüye kullanılabiliyor. İnsanoğlunun tabiatta diğer bütün canlılar gibi belli ortam şartlarına, sürekli değişen tabiat koşullarına adapte olarak milyonlarca sene içerisinde terbiye edildiğini düşünecek olursak, bugün bilgisayarların çok iyi yaptığı ve işte yapay zeka ile daha iyi yapmaya çalıştığımız, İngilizcesi computational dediğimiz hesaplamalı işlemlere bu kadar böyle meftun olmamız çok garip bir şey aslına bakarsanız. Bazen kendime bu tip konular tartışılırken, işte bir köyde yaşayıp en büyük mutluluğu işte koyunun kuzulaması, ineğinin süt vermesi, bostanının çok ürün vermesi olan bir adamın Wall Street'teki o bütün gün o çalışma döngüsünde insanların sanal parayla pullayla vakit geçirmelerine garip garip bakışına benzer bir bakış içinde buluyorum kendimi. Yani şimdi tabiatta bizim bugün bilgisayarla yaptığımız işlerin hiçbirine ihtiyacımız yok idi. Dolayısıyla bu beden, bu beyin ayarlanırken, terbiye edilirken tabiatta her an değişen kaotik koşullarda imkansız denebilecek kadar zayıf bir canlının hayatta kalabilmesi açısından kurgulanmış bir sistem. Beyin dediğimiz şey. Şimdi 1960'lardan beri geliştirdiğimiz, 80'lerin sonunda evlere kadar soktuğumuz kişisel bilgisayarların bizden çok daha iyi yaptığı, işte 40 yerine 80 tutmayı başarı sayıyoruz ya, 8 trilyon tane şeyi bir tuşla alabildiğin zaten cihazlarımız var. Biz burada modellediğimiz hesaplamalı işleme IQ diye insanlarda ölçüyoruz. IQ aslında sıralı işlem yapabilme kapasitesini ölçen bir testtir. İnsanları IQ'da geliştirerek özellikle bilgisayar eğitir gibi tasarladığımız eğitim sistemimizde insanların başarılı olmasına çalışıyoruz. IQ'su yüksek insanların, hocam da biraz önce söyledi, yaşam başarısı ve doyumu açısından hiçbir avantajı olmadığını da biliyoruz. Sanatsal yaratıcılık bilmem IQ'yla hiç koreli olmadığını biliyoruz. Ve insanı insan yapan şeyin marjinal, çizgi dışı, sıra dışı, icat, keşif ve parlak fikirler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ama her ne hikmetse sevgili Elon Musk mesela bütün parasını tutup böyle bir model için harcıyor. Bu modelde ne özet olarak? Bilgisayarı alacağım ben, insana birleştireceğim. İşte adına singularity dedikleri şeye doğru gideceğiz. Bilgisayarla insan birleşip yeni bir süper organizma. İyi de bu süper organizma ne yapacak? Bilgisayarın yaptığının biraz daha iyisini yapacak. Halbuki bilgisayar bizim küçücük bir işlemimizi çok hızlı yapsın diye ürettiğimiz bir şeydi. Tekrar söyleyeyim, mikser gibi bir şey yani. Biz mikser olmaya özeniyoruz şu anda. Halbuki o bizim aletlerimizden biriydi. Yani taş balta olmaya özenmek gibi bir şey şu anda yaptığımız şey. İnsan organizmasının, eski dille söyleyeyim, hakikati çok daha kompleks bir şeydir. Mesela bence en güzel anlatan, bunu mesela bir bilgisayar için asla söyleyemezsin ama Mehmet Akif'in insan için söylediği, hangi müşküldür ki himmet olsun asan olmasın, hangi dehşettir ki insandan hirasan olmasın. Yani hangi dehşetli durumdur ki insanı görünce korkup kaçmasın ve hangi dert olsun ki insan bir araya gelince onu aşamasın dediği bir insanlık macerasından geliyoruz biz. Şimdi bakın dikkat edin, 160 bin sene önce bizimkiler buzul çağından yırtmışlar. Hesaplara göre nüfusları 2000'in altına düşmüş. Ona rağmen bir şekilde hayatta kalmışlar ki biz bugün buradayız. Şimdi
fişi çekince duran yapay zekadan korkuyoruz. Şu anda kendimizi içimize soktuğumuz, adına medeniyet dediğimiz bu tercihler dizisinin bizi baktırdığı yer bir at gözlüğünden daha dar bir yer. Biz çünkü bütün kurtuluşu kompütasyonda, bilgisayarda, işte bu sayısal bilimde vesairede görüyoruz. Böyle olunca da beynin kapasitesini sormak da çok normal oluyor. Kapasite arttırıcı ilaç aramak da çok normal oluyor. Halbuki ben şöyle net bir şey söyleyeyim. Hocam antropoloji dedi, net antropolojik bulgu. Kesin bilgiyi yayalım diyorlar ya. Mesela beyin hacmimiz 1,5 milyon yıldır böyle roket gibi yükseliyor. Son 10 bin yıldır %4 ila %7 küçülüyor. Şimdi son 10 bin yılda ne oldu? Beyin neden yavaş yavaş küçülüyor? Daha doğrusu beynin büyüme trendi niye tersine döndü? Tarım ve şehir geldi çünkü. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Hayatımızda daha önce hiç görmediğimiz bir gıda bolluğu ve hareket kısıtlığı içinde tabiatta bizi hayatta tutan en önemli organımız olan beynimize artık ihtiyaç kalmadı. Yani şu anda tedenni dönemi, terakkiye geçti, tedenni dönemindeyiz. Geri doğru gidiyoruz. Şimdi bunun bize söylediği bir şey var. Yaptığımız tarihsel tercihler tabiattaki hayatta kalma sistemiyle uyumlu olmadığı için sistem arıza veriyor. Bugün konuştuğumuzda işte demin geçti ya, patolojilerin, hastalıkların çoğu aslında bu uyum sorunları. Bir ayılma gerekiyor, bir silkelenme gerekiyor. Bir dakika arkadaş, biz insandık, biz ne yapmaya buraya gelmiştik diye bir daha sorgulayıp onun neye özeneceğimizi bir daha tercih etmemiz lazım. Bugün Batı medeniyetinin o işte geçirdiği serencamdan sonra önümüze koyduğu hedefleri, yaşama hevesini biraz bir kenara bırakırsak, işte benim kadim kadim diye böyle bağırmamın sebebi o. İnsanlık tarihin binlerce yıldır değişmeyen dertleri var. Yani o dertleri tekrar masaya koyarsak biz çok daha rahat edeceğiz. Bilgisayar işi çok yakında balonu patlayacak bir modadır. Ben bunu işte son kitabımızda da iddia etmiştim. Bazı iddialar var. Yani ömrünüzden uzun olduğu için rahatlıkla atarsınız. Ben öldükten sonra gerisi tufan dersiniz ama bu Allah kısmet ederse ömür süremiz içerisinde göreceğimiz bu işte yapay zekaya bilmem neye doğru akan zihnimizin dur bir dakika diyeceği bir zamanı çok yakında göreceğiz. Çünkü sorun felsefi olarak masaya tekrar koymamızın mecbur olduğu bir sorun. Yani böyle bir bu yolda gidemeyeceğiz yani. Bu arada programın başına atıfta bulunayım. Tayfun Bey söylemişti. Beynimizi anlamadan yapay zeka yapmaya çalışıyoruz diye. Aynen öyle. Tabii. Gerçekten o fişe indirgedik hikayeyi. Nereye gidiyoruz belli değil. Daha beyin zihin ikilemini falan çözmedik. Hastalıkları çözmedik. İşte Elon Musk hocam yapsın bir tane yapay beyin. De diyelim ki tamam okey. Bir yapay beyni yaptık artık, biz bunu anladık. O zaman hadi bizimkini upgrade edelim. Daha yapayını yapabilmeyi, hayal edebilmenin köşesinden geçemiyoruz. Yani biraz şey, mütevazilik problemimiz var galiba. Elif Hanım? Sorunuzdan başlarsak, hani beynin sınırı nedir, ne kadar? Şöyle, birkaç tane şey var. Bir tanesi, öğrenme yöntemlerini bilen insanlar daha hızlıca ve daha kolayca öğrenebilir. Öğrenme yöntemini öğrenmek bazen kendiliğinden olabilir, bazen de eğitimle olabilir. Kendiliğinden bunu becerebilen daha şanslı bir gruptur. Ama bunun arkasında da bir motivasyon olmalı. Yani öğrenmeyi öğrenebilmek için bile buna ihtiyaç duymak lazım. Çünkü zor bir şey bu. İşte arkasındaki motivasyon aslında çok önemli. Şimdi böyle mesela hafızadan, dikkatten falan konuşurken aslında eksik olan buradaki bir şey önem atfedebilmek oluyor. Önemseyebildiğiniz şeyleri aklınızda tutabilirsiniz. Ya da önemseyemediğiniz, çok da önemli bulmadığınız şeylere göre önemsediğiniz konularda hafızanız sizin için daha bereketli olacaktır. Bunu zaten benzer bir şeyi doğrudan refleks cevaplarında beynin vardır. Yani bizim için hayatı tehdit eden kritik, korkutucu, travmatik durumları biz hızlıca öğreniriz. Tekrar yapmamıza gerek yok ikinci, üçüncü defa. Sobaya dokunup elin yandığında sobanın tehlikeli bir yer olduğunu bir kere de deneyimle öğrenirsin. Hızlıca öğrenirsin ve bunu tekrar etmek gerekmez. Ama mesela olumlu şeyleri, yani sonucu canımızı acıtmayan, hayatımızı tehdit etmeyen, riskli olmayan deneyimleri akılda tutabilmek için tekrar tekrar deneyimlemek gerekebilir. Dolayısıyla yani öğrenmenin şekilleri farklı. Ama eğer zekayı geliştirmek falan gibi bir şeyden bahsediyorsak, geliştirilmesi gereken işte ehemmiyet, yani ciddiye alabilme kapasitesini geliştirmek. Şimdi çok yaygın, özellikle gençlerin şikayet ettiği işte böyle bir motivasyonsuzluk diye bir şey var ya. Yapmam lazım ama yapamıyorum, her şeyi erteliyorum, işte benim motivasyonum yok diye. O motivasyon denen gizemli kelimenin arkasındaki yakıt aslında önemseyebilmek.
Önemseyebilmek için belki köşeli odalarda yaşamıyorken, yani sizin söylediğiniz ya da 10 bin yıl önce, hani tarım devriminden önce, tarım toplumundan önce hayatı tehdit eden bu çevresel faktörler, yani o kadar ciddiydi ki yaşadığımız yer, zaten önemsiyordun. Dolayısıyla bu suyun karşısına nasıl geçerim diye gerçekten kafa yorman gerekiyordu. Ya da daha kısa ve güvenli olan patikayı aklında tutman gerekiyordu. Şimdi bu modern hayat içinde aslında, yani insanın agresyonu dizginlenemedi ama doğayı dizginledik. Biz tabiattan filan değil, başkalarından, yapay zekadan korkarken de aslında yapay zekayı yönetecek diğer insandan korkuyoruz. Yani yapay zeka az önce söylediğim anlamda bir alet ve silah. Yatay zeka dediğimiz gibi. Bizim için temelde korkutucu olan şey tabiatın, doğanın kendisi değil, başka insanların niyetleri, yani diğerlerinin agresyonları. Haliyle belki atalarımız için doğal bir kaynak olan, hani bu tehlike ve önemseyebilmek yakıtı şimdi bizde azalmış oluyor. Şunları önemseyebiliyoruz aslında kişiler arası ilişkilerde. Bizim hakkımızda ne düşünülüyor? İtibarımız nasıl? Nasıl görünüyoruz? Yani mesela şöyle tıbbi bir dilden söyleyecek olursam, anksiyete bozuklukları çok yaygın, ya da anksiyete, kaygı tepkileri ya da kişiler arası ilişkilerde duyarlılık, hassasiyet. Ama harekete geçebilmek için, eylem yapmak için gerekli o yakıt, yani ya da ders çalışmak için, problem çözmek için, akılda tutabilmek için, duygusal değeri düşük şeyleri akılda tutabilmek için diyelim bunu. Bununla ilgili bir genel yaygın bir defekt dile getiriliyor. Kişiler arası ilişkilerle ilgili duygusal şeyler hayli önemli. O yüzden o hafıza kolay kolay ortadan kaybolmuyor ve akılda kalıyor. Ama konu bilim, dersler, işte sınav performansı, geometri, matematik filansa, burada bir öğrenme ve motivasyon sorunu, çünkü önemseyememe sorunu olduğunu söyleyebilirim. Son kez reklama gidiyoruz. Sonrasında başka gündem devam edecek. Evet, başka gündem devam ediyor. Beyni konuşuyoruz. Gelelim kadın erkek beynine. Evet. Yapısal farklılıklar gramlarla belki, en azından ağırlık bazında ölçülebilir. Ama işleve gelince en azından farklı olduğuna dair genel bir kanı var. Öyle midir, değil midir? Tayfun Hocam sizinle başlayalım. Şimdi kadın beyni, erkek beyni çok tartışılan bir şey. İki farklı beyin varmış gibi konuşuluyor ama aslında aynı beyin. İkisinin içinde de, ama kadın ve erkek ne kadar farklıysa kadın beyni ile erkek beyni o kadar farklı diyelim. Aslında beynin bir sağ bir de sol hemisferi ya da lobu var baktığımız zaman iki parça halinde. Bu ikisi işte corpus callosum dediğimiz bir bağlantıyla birbiriyle kenetleniyor. Şimdi baktığımız zaman sağ beyin daha çok duygusal, mistik işleri içeriyor ve daha böyle kadınsı özellikler taşıyor gibi. Sol beyinde daha işte erkeksi özellikler. Tabii sağ beyin ve sol beyine atfedilen özelliklere baktığımız zaman mesela lirik ve duygusal olma bir sağ beyin özelliği, şefkatli olma sağ beyin özelliği. Ama işte hesap kitap yapma sol beyin özelliği, işte matematik sol beyin özelliği gibi konuşuluyor. Şimdi buradan yola çıkarak kadın ve erkek beyni çok farklı çalışıyor veya kadın ayrı bir beyni, erkek farklı bir beyne sahip gibi bir yaklaşım. Bilime baktığım zaman, belki Sinan Hocam ona karşı çıkacak, o hangi bilim vesaire falan gibi bir şeyler diyecek ama bir New Scientist'te bir de Nature'da iki tane en son makale çıktı. Çok yakın tarihli. Orada bu işe biraz işte son noktayı koyar gibi oldular. Ne kadar başkaları tatmin olduysa. Diyorlar ki nöroseksizm diye bir şey yoktur. Yani insanlar beyinleri, kadının beyni farklı, erkeğin beyni farklı çalışmaz. Ben de aynı kanaatteyim. Yani her ikisinde de nöronlar var. Hepimizde temel çalışma mekanizmaları aynı. Ancak kadının ve erkeğin çeşitli farklı tarafları var. Ne bileyim işte kadın çok iyi çocuk bakabiliyor veya daha empatik olabiliyor kadın, daha duygusal olabiliyor. Ama bu bir erkeğin çocuk bakamayacağı,
duygusal olamayacağı, empati yapamayacağı anlamına gelmiyor. Matematik üzerinden gitmeyi seviyorum ben. Bütün bu bilgisayar sistemlerini geliştiren Ada Byron bir kadın. NASA bilgisayar teknolojisini geliştirirken kullandığı matematikçilerin büyük bir çoğunluğu kadın. Benim ilkokulda ayrı değildi de ortaokul ve lisedeki matematik hocalarım kadın ve çok iyi matematikçilerdi hepsi. Kadın matematik yapamaz diye bir kural yok. Gerekli motivasyonu aldığı zaman, demin hocam söyledi, böyle bir motivasyonu varsa işte matematikle ilgili çok önemli şeyler yapabiliyor. Gene erkek iyi çocuk bakamaz diye bir kural yok. Duygusal olamaz, empati yapamaz diye bir kural yok. O zaman ne bileyim işte Mona Lisa gibi bir tabloyu çizen Leonardo da Vinci'yi nereye koyacağız? Veya çok iyi şiir yazan erkekler var, işte çok iyi şiir yazan kadınlar var. Bu kadın ve erkek beyninin mutlaka bir takım çok böyle mikroskobik bakarsanız, çok ayrıntılara dalarsanız mutlaka farklılıklar bulursunuz. Ne bileyim en azından kadın beyni erkek beyninden biraz daha küçüktür. Hatta buradan yola çıkarak çok ünlü bir bilimci var. Broca alanını bulan, tarihe adını altın harflerle yazdıran, hatta Fransa'da çok üst düzey bir bilimci olarak işte onurlandırılan Paul Broca şöyle bir laf etmiş zamanında. Kadın beyni erkek beyninden küçük. O yüzden işte erkekler daha çok lider, erkekler dünyadaki siyasete de yön veriyorlar, erkekler daha dominant. Kadınlar erkeklere göre beyinlerini daha kötü kullanıyorlar demiş. Peki bunlara destek nereden gelmiş biliyor musunuz? Darwinciler desteklemiş doğrudan doğruya böyle bir yaklaşım. Şimdi tabii bu yaklaşım çuvallıyor daha sonra. Başka şeyler de var tarihten. Mesela Geschwind diye yanılmıyorsam birisi var. Testosteron etkisiyle ilgili bir şeyler söylüyor. Bir örneklem grubu var, bir araştırması var. Bu araştırmada erkek çocukların kız çocuklara göre doğum sırasında beyinlerinin biraz daha küçük olduğu, o yüzden de hayata biraz daha geriden başladığı kabul ediliyor. Ama daha sonra aynen Paul Broca'da olduğu gibi bir sürü meta analizler yapılıyor, örnekler genişletiliyor filan. Bunların evet belli bir örneklem grubunda böyle bulunmuş ama genişledikçe bu fark ortadan kalkıyor. Yani tam tersi de geçerli. Başka bir örneklem grubu alıyorsunuz, orada da kızların beyni daha küçük olabiliyor falan. Yani bunları genelleyemiyorsunuz. Daha sonra MIT vardır meşhur Amerika'da. Oradan mezun Leonard Sachs diye çok ünlü bir psikolog ya da psikiyatrist var. Leonard Sachs işi biraz daha ileri götürüyor. Yaptığı bir takım çalışmalar var. Davranışsal testler falan yapıyor ve ortaya bir iddia atıyor. Diyor ki kız ve erkek farklı öğrenir, farklı öğrenme süreçlerine sahip. O yüzden de kızların ayrı bir eğitim sistemi içinde, erkeklerin ayrı bir eğitim sistemi içinde olması gerekir. Evet, bir bilimsel görüş. Bunun üstüne kim atlıyor? Daha çok evangelistler. Kız okulları ayrı olsun, erkek okulları ayrı olsun. Peki bu bilimsel bir gerçek mi? Tabii ki bunun üzerine çok çalışılıyor. İşte bakıyoruz onun arkasından yapılan birçok çalışmalar var ve Leonard Sachs'ın bu düşüncesi de kesin bir yere konulamıyor. Yani kızı ayrı, erkeği ayrı eğitmenin kıza ve erkeğe bir farklı avantaj sağlamadığı, tam tersine kadının erkeği anlama, erkeğin de kadını anlama bağlamında bir takım eksiklikler bile yaratabildiği ortaya çıkıyor. Ve ben şunu fark ediyorum, tarım devriminden falan sıkça bahsedildi. Sonra endüstri devrimine geliyoruz biliyorsunuz. Tarım devriminden sonra bir de endüstri devrimi var. Endüstri devrimi biraz kısmen önceki bölümlerde de geçti galiba. İşçi olarak insanların daha çok çalıştığı bir dönem o dönem. Ve kadının da aslında çitin gerisinden çıkıp çocuk bakmadan, ev işlerine bakmadan çıkıp erkekle birlikte dünya gailesine katılmaya başladığı bir dönem. Ne zaman kadın erkekle birlikte çalışmaya başlıyor, şeylerin arası, büyük sıçramaların arası da daralmaya başlıyor. Yani kadın ve erkek birlikte hareket ettikleri zaman, birlikte çalıştıkları zaman veya birlikte eğitim aldıkları zaman daha etkili oluyor.
Kadın beyni, erkek beyni tartışmalarında bu noktaya, özellikle bu misyonerlik noktasına çok dikkat etmemiz lazım. Şöyle bir misyonerlik yapılabiliyor. İşte kız ve erkekleri birbirinden ayırmak ve farklı gruplar halinde eğitmeye çalışmak bu amaçla çok kullanılabiliyor. Teknik olarak derseniz tabii ki en azından yani kadın erkekten daha minyon olduğu için, daha küçük cüsseli olduğu için kadın beyni erkek beyinden küçük. Baktığımız zaman bir takım anatomik veya hücresel seviyede bir takım farklılıkları da ortaya koyabilirsiniz. Ama Broca gibi buradan yola çıkarak kadın şunda daha iyidir, erkek bunda daha iyidir gibi bir genellemeye ben çok sıcak bakmıyorum. Efendim, sizinle devam edelim. Ben de benzer şeyler söyleyeceğim aslında. Burada belirleyici olan, yani bizim dışarıdan gördüğümüz işte bazı farklılık gibi görünen şeyler de belirleyici olan aslında toplumsal normlar ve roller. Yani kız çocuklarının ve erkek çocuklarının içselleştirdikleri ya da hani onlara dayatılan bir takım toplumsal roller gibi. Bunun neticesinde de aslında şöyle bir şey oluyor. Bu erkekler için de ciddi bir yük oluyor. Çünkü hani klasik toplumsal cinsiyet rollerinde erkeklerin girişken, kavgacı, güçlü, efendim avlanan, mekanik becerilerde daha kuvvetli, kadınların da şefkatli, işte hani yuvaya bakan, daha pasif, daha duygusal, daha bağımlı varlıklar olduğu falan gibi standart toplumsal roller var. İki cinsin de kendini gerçekleştirmesinde, yani kadınların matematikte iyi olmasında ya da erkeklerin de ağlayabilmesinde, duygusal yönlerinin ortaya çıkmasında son derece baskılayıcı faktörler. Bir taraftan bunların bir, yani bunların şöyle şeyleri de var. Şimdi ağırlık olarak farklılar, yani kadın beyni ve erkek beyni arasında gram açısından fark var. Vücut tartısı, karaciğer büyüklüğü açısından falan da bir fark var. Genel olarak kadınlar birazcık daha küçük. Ama pek çok standartizasyon erkeklerle yapılıyor. Yani bildiğim kadarıyla siz belki aydınlatırsınız. İlaç araştırmalarının büyük çoğunluğu erkek da aslında fareler kullanıyoruz, erkeklerde belki yapılıyor. Yani deney hayvanlarında da öyle. İnsan deneklerde de böyle. Özellik arz eden bazı testler hariç genel eğilim şeydir. Biz de genellikle erkek hayvan denekleri insanlarda tercih ediyoruz. Ama çok kuvvetli bir nedenimiz var. Adet döngüleri her şeyi çok değiştiriyor. Yani bütün o ruhsal durumlara, ege dalgaları o kadar fazla değişiyor ki. Mesela premenstrual sendrom varsa yoksa ona göre çok değişiyor. Yani ciddi bir komplekslik var. Bir taraftan da bir türün iki cinsin arasında zaten bu kadar hani keskin işlevsel farklılıkların olması pek beklenemez. Yani hani tabiatta diğer canlılarda dişisi ve erkeği arasında hayatta kalma, problem çözme, avlanma becerisi açısından çok ciddi farklar yok. Dediğim gibi yani ya da şöyle bir örnek daha aslında bizim dünyanın farklı yerlerinde ve farklı dönemlerinde kadın hakim ya da erkek hakim topluluklar peşi sıra gündeme gelmiş durumdadır. Eğer böyle ciddi bir fark olsaydı, böyle kesin bir fark olsaydı aşağı yukarı liseyi bitirene kadar kız ve erkek öğrencilerin, bir arada okuyan kız ve erkek öğrencilerin akademik başarıları arasında keskin bir ayrım olurdu. Bütün kızlar sözelci olurdu, erkekler sayısalcı olurdu. Bütün kızlar güzel sanatlara giderdi, erkekler mühendis olurdu. Halbuki görüntü pek öyle değil. Bazı mühendisliklerde erkekler, bazı branşlarda kızlar daha çok ama bu dediğim gibi gene toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili. Yani ileride çalışacakları, çalışma ortamını seçtikleri için oralara daha çok yönleniyorlar. Ama farklı şeyde başlıyor. Kariyeri atıldıktan sonra başlıyor. Burada genelde kadınlar çocuk doğurup evde çocuk baktıkları için iş hayatı ve kariyerin gerisinde kaldığı öne sürülse de aslında bu bütün tabloyu açıklamaya yetmiyor. Yine bu roller nedeniyle aslında özellikle yönetici pozisyonunda, yani akademik yapının dışında profesyonel iş hayatında kadınları sınırlayan bir cam tavan etkisi vardır. Aynı yetenek, aynı performans, aynı eğitimdeki kadın ve erkek bireyler insan toplumunda işte aynı kariyer, aynı başarı, aynı ücreti elde edemezler. Erkeklerinki biraz daha lineer artarken kadınlarınki bir yerde plato çizer.
Öğrencilere bakarsanız üniversite öğrencilerinde diyelim ki tıp fakültesi kız ve erkek öğrencilerin sayısı birbirine yakındır. Dekanlara bakarsanız kadın dekan çok azdır. Onları oraya kadar getiren bilişsel yetenekler muhtemelen birbirine yakın standart şartlarda. Ama akademi içinde yolculuklarını devam ettiklerinde yöneticilik açısından erkeklerin sayısı kadınlardan daha fazladır. Erkek rektörler her zaman kadınlardan, işte bakanlar, siyaset vesaire, yani toplumda yönetici kesimlerde özellikle erkek egemen bir durum var. Bu dünyanın aşağı yukarı pek çok yerinde de böyle. Belirleyici olan şey biyolojik farklılıklar değil, dayatılandır. Dayatılan demeyelim ama yani var olan, hüküm süren bu yapı gibi duruyor. Yani küçük bir ekte bulunabilir miyim? Sizin de müsaadenizle. Buyurun. Şimdi burada dayatılan dediniz de bence acaba erkekler mi dayatıyor, kadınlar mı dayatıyor diye. Şimdi, yok, dayatılan doğru yok, bir kelime olmadı. Ben, yani mevcut durum. Espri üzerinden bir yere gelmek istiyorum da. Şimdi hakikaten öyle. Yani lider kadın diye baktığımız zaman 3 tane kadın sayılabiliyor, biliyor musunuz? Bir sürü erkek sayabilirsiniz dünya tarihinde. 3 tane kadın var. Biri bizden. Biri Kleopatra. Yani böyle bir dünya tarihini yönlendirebilecek kadar önemli bir iş yapıyor. Kösem Sultan var bizde. Bir de Kraliçe Elizabeth var. Kraliçe Elizabeth hala sağ. Geçenlerde galiba yetkisini bir devretti, bir şeyler yaptı artık fazla yaşlandığı için. Şimdi talip olma ya da olmama meselesi var. Kadınlar talip olmuyor pek. Talip oldukları zaman dekan da oluyorlar, rektör de oluyorlar, başbakan da oluyorlar. Daha az talip oluyorlar. Daha az talip olmalarının nedeni de bence kendileri böyle daha iyi. Yani ne uğraşacaksın öyle koskoca bir orduyu yöneteceksin, siyasetle uğraşacaksın, o kadar milletvekiliyle şundan bundan. Onun yerine onları dışarıdan gayet duygusal bir şekilde idare etmeyi daha çok seviyorlar. Aslında kadın ve erkek düşünce biçimi arasında şöyle bir şey var. Bana göre kadınlar daha stratejik. Yani daha uzun soluklu ve daha iyi planlar yapabiliyorlar. Aslında talepte bulunan kadın, yani o üçten fazlası var. Yani örneğin İngiltere'de işte Margaret Thatcher zamanı veya işte Amerikan başkanlık seçimlerinde. Yok, bu dünya çapında herkesin üstünde uzlaştığı üç büyük şahsiyet. Evet, yani. Ama yani kadınlar talepte bulunmuyor da değiller. Talepte, istatistiksel olarak diyor belki hocam. Yani evet. Belki daha az talep. Çok büyük etki ama onun da biyolojik bir sebebi var. O da öğrenilmiş çaresizlik olabilir. Talepte bulunma. Ben şimdi Elif Hoca'nın, alayım mı sazı elime? Tabii. Çünkü ilk defa bu kadar katılmıyorum Elif Hoca'ya. Önce onu söyleyeyim. Sebebi şu, tespitlerin hepsi çok doğru. Fakat biyolojik köken açıklaması hatalı. Şundan, biyolojik kökende farklar, mesela işte öyle özgür irade tartışmasında falan gördüğümüz gibi böyle hani gözümüze girebilecek kadar net farklar olmayabiliyor. Bir örnek vereyim. Herkesin çok rahat içten şey kurabileceği, yani eşitlik kurabileceği. Kadınların da erkeklerin de böbrekleri var. Kadınların da erkeklerin de idrar yolu var. Her ikisinde de idrar kesesi var. Her ikisinde de üreter var vesaire. Dışarıdaki boşaltım organlarındaki ufak farklılıklar nedeniyle erkekler tuvaletinde pisuvar vardır. Kadınlar tuvaletinde ise yoktur. Şimdi dışarı çıkan bu kadar büyük bir davranışsal farklılığın bedendeki sebepleri çok küçüktür aslında. Yani böbrek de aynıdır, idrar kesesi de yolu da aynıdır ama dışsal, mesela idrar yapma davranışlar arasında çok ciddi bir fark oluşur. Şimdi burada ne kadının ne erkeğin idrar sisteminin, böbrek sisteminin ya da dış boşaltım organlarının üstünlüğünden, eksikliğinden, fazlalığından bahsetmiyoruz. Burada tamamen yapısal bir farkın davranışa yansıması ile ilgili çok bariz ve kimsenin itiraz etmeyeceği bir şey var. Bu hocam bahsettiği Nature dergisinde ve New Scientist'te yayınlanan kadın erkek beynin farklılıklarının abartıldığı, aslında o yönde olmadığına dair makalelerin hepsinde tek metinlerini okursanız ilginç bir şey var. Evet, böyle 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 farklar gösterildi ama bunlar o kadar da değil. Evet, şöyle şöyle bir şeyler gösterildi ama bunlar o kadar da değil. O kadar da değil derken neyi kastediyorlar? Toplumda gerçek bir seksizm sorunumuz var. Toplumda gerçek bir kadın erkek pozisyonlamasıyla ilgili kafa karışıklığımız var. Bunu kötü yönde kullanmak isteyen insanlar biyolojik verileri alıp çarpıtabiliyorlar ve bir işte abartarak bağlamından çıkarabiliyorlar. Aslında o makaleler ona cevap olarak yazılmış. Çok özetle beyin hacim, beyin bağlantısallık,
beyin bölgeleri arasındaki işlevsel işte network dağılımı dediğimiz bir sürü araştırma açısından kadın erkek beyninde temel işletim sistemi açısından bir fark gözüküyor. Sistem aynı çalışıyor. Kadın erkek beyni aynı nöronlardan yapılıyor. Hatta kadınların beyin, beden başına düşen beyin miktarı erkeklerden daha fazla. Evet, beyinler küçük belki ama çünkü vücutları küçük. Vücuda göre beyine baktınız mı, buna ensefalizasyon katsayısı deniyorsa kadınlarda daha yüksek. Şimdi bu ufak tefek yapısal farklılıklar, idrar örneğini düşünün. Dışarıda kelebek etkisi misali çok büyük davranışsal farklılıklara sebep oluyor. Basit bir şey var. Çok nettir. Konnektom çalışmalarında ilk günlerinde çıktı. Kadın beyni, işte korpus kallozum denen bağlayıcı kısım, iki beyni bağlayan kısım daha kalın. Bunu çok eskiden biliriz. Sebebi yeni anladık. İki yarı küre arasındaki bağlantılar çok sıkı. Erkek beyninde ise aynı yarı küredeki bağlantılar çok fazla. Yani baskın olan bağlantı tipi erkekte ileri geri. Şimdi bu her erkekte böyle değil, her kadında böyle değil. İstatistiksel olarak çoğu erkek ve kadında böyle çıkıyor karşımıza. Bunun davranışsal etkisi pisuvardan biraz daha büyük. Erkek risk alan, hızlı karar veren, tabiri caizse bodoslama dalan, avlanma gibi tarihsel bir göreve son derece uyumlu, avcı toplayıcı toplumda o kovalama, avlanma, yeni yaşam alanı bulma, aileyi, klanı savunma gibi yahut cinsel amaçlı, işte alfa erkeklik amaçlı kavgada, dövüşte üstün gelme gibi özelliklerde son derece iyi donatılmış beyne sahip. Kadın beynine bakıyorsunuz, bu karşılıklı bağlantı, temkin, ayarlama, avcı toplayıcılığın toplayıcı, stok yapıcı, işte efendim eldeki stokları çekip çevirici, takip edici, erkek gibi tehlikeli testosteron yüklü bir varlığı rayda tutucu, onun işte kaşından gözünden durumunu okuyucu, derdini anlatamayan ve çok erken doğurduğumuz bebeklerin daha yüzüne bakıp mık mıkını duyunca derdini anlayabilen üst düzey bilişsel falan bir sistemle istatistiksel olarak donatılmış gözüküyor. Bu çok hızlıca özetlemeye çalıştığım fonksiyonların hiçbirinin 21. yüzyılda bir önemi kalmadı. Bilmem farkında mısınız? Yani şu an yaşadığımız devirde bu anlattığımız modifikasyonların hiçbiri işe yaramıyor. Şu anda varsa yoksa normal işte çalışma ortamında kadın erkek eşit mi maaş alacak? Efendim aynı saatlerde mi çalışacak? Onun doğum izni ne olacak? İşte efendim menopoza girerse ne olacak? Hep böyle şeyler tartışıyoruz. Çünkü içinde yaşadığımız ortam adapte olduğumuz doğal ortamdan farklı bir ortam. Yine aynı yere geliyoruz. Kadın erkek arasındaki biyolojik farklılıklar bütün hayvanlar aleminde gördüğümüzden hiç farklı değildir insanda da. Hocam biraz önce bir önermede bulundu. Mesela bir hipotez koydu. Dedi ki kadınlar belki de talip olmuyorlar. Biyolojik olarak çok makul bir nedeni var. Tabiattaki bütün erkekler kendilerini gösterme güdüsüyle donatılmışlar ki dişi beni seçsin. Çünkü dişi bir tane yumurta yapıyor. Erkek milyonlarca sperm veriyor. Erkeğin seçilmek için kendini gösterme güdüsü, ortaya atlama güdüsü çok nettir. Bizim erkeklerde de yani insan erkeklerinde de böyle tuhaf bir özellik var. Yani böyle marifet sergileyen, işte arabalarla artistlikler yapan, motosikletin işte tekerini havaya kaldıran tipler erkekler. Kadınlardan böyle hareketler görmüyoruz. Bu beyin yapısındaki ufak farklılıklar doğal ortamda bir dişi beni seçsin, ben kendimi göstereyim davranışıyla çok uyumluyken dişide nasıl bir durum var? Yani insan dahil bütün dişilerde. Bakalım alternatifleri bir görelim. Soğukkanlılıkla bir bakalım, hani değerlendirelim ki uygun geni alayım. Hani çocuklarıma adam gibi geni aktarayım diye tarihsel olarak yapılandırılmış bir sistem. Şimdi bunun içerisinde elbette ki bazı kadınlar, yani biz de işte ne, yakında Tansuçlar örneği vardı, Market Thatcher'ı biliyoruz. Politikaya girer, bilime girer, sanata girer, sahne sanatlarına kendine her şeyi yapar. Ama istatistiksel olarak hocanın dediğinde bence çok önemli bir arka plan var. Kendini gösterme ve ortaya atlama güdüsü daha az. İstatistiksel olarak daha az. Ama bunu televizyonda söylüyorsunuz. Orada bir tane hiper duyarlı bir arkadaşımız çıkıyor. Bana kadın matematikçilerin listesini gönderiyor. Güzel kardeşim, kadın matematikçi olamaz demiyoruz biz. Sadece istatistiksel olarak böyle bir durum var. Bu bilgiyi bilmenin faydası şudur. Aile kurumunuzu kurarken, kadın erkek birlikte bir yerlerde çalışırken, biyolojik ayarınızı ne kadar iyi bilirseniz bu iş daha 1 milyon sene daha değişmeyecek. Ben size garanti vereyim. Yani peki, dönüşmeyecek bu. Peki şunu sorayım hocam. Daha iyi yaşayacağız yani. Şimdi siz hemen 10 bin seneden bu yana beynin büyüme hızı artık daha yavaş gelişiyor dediniz. Bir taraftan işte iki elimiz biri yağda diğeri balda. Artık o kadar hani zorlu koşullar yok diye adapte oluyoruz yeni duruma diye Adapte oluyoruz hiç demem, dikkat edin. Tamam. Koşullarda hiç de olamıyoruz adapte, problem o. Tamam.
Onu eklediniz. Üstüne bir de şimdi söylediklerinizden artık o önden arkaya çalışan erkek beyni bugünün şartlarında artık çok işlevini uygulamayan bir kesinlikle beyin konumunda. O zaman geriye ne herkes kalıyor? Herkes sabah metrobüs bekleyecek. Yani yapacak bir şey yok. Geriye kalan aslında kadınların daha üstün olduğu söylenen iletişim kurma, empati. Bugün evet, ihtiyaç olan. Hani aslında %100 katılıyorum. Ben şöyle bu durumda erkek beyni kadın beynine mi evrilecek hayatta kalabilmek için? Kadın beyni, ben hocam bir cümle ilave edeyim. Buyurun. Eğer biz kadın erkek beynin farkını anlasak, hep söylüyorum ve annenin insan kültürünün ve yeni insan bireylerin oluşumundaki biyolojik fonksiyonunu anlasak, savunma, eğitim, uzay araştırmaları, bilimsel araştırma bilmem neden kestiğimiz bütçelerin yarısını kadının refahına, eğitimine ve rahatına harcardık. Bunu hep söylüyorum. Kadın beyninin varlığı, yani dizayn ediliş biçimi, insan topluluğunun kurtuluşunun anahtarlarını içeriyor. Çünkü biz hızlı davranan, hızlı karar veren, kafasına göre bulduğu işte efendim ekonomik bilmem ne modelle milyonların canını ot tüken erkeklerden çok çektik. Bu sistemi artık öğrenmek bize şunu getirecek. Ya kadına verilmiş bu sistemde bir hikmet var arkadaş. Bir dur, şundan bir faydalanalım. Ben hep söylüyorum mesela yeni evli çiftlere. Hızlı trafikte bir karar vereceksen beye bırak ama uzun vadeli yatırım yapacaksan bir hanıma sor. Çünkü uzun vadeli örüntüsel sistemde kadın beyni daha iyi. Birçok test bunu gösteriyor. Geri geri park ederken belki o kadar başarılı değil. Ama ailenin finansal durumunu, ailenin stratejisini belirlerken kadının beyni her zaman erkekten iyi çalışır. Bu farkları yaşamımız içindeki minik nüanslara uygulayabilecek cesareti bulabilmek için biyolojiye güvenmemiz, güvenmemiz için de bilmemiz gerekiyor. Bilmediğimiz için biyolojimizle kavga ediyoruz. Hep uyarıyorum, biyolojisiyle, doğasıyla kavga eden eninde sonunda çok kötü kaybeder. Yani bunu yenme şansımız yok. Ne yaparsanız yapın, biz bu sistemin içerisinde mahkum gibiyiz. Mahkum gibi değil de keyfini alarak yaşayalım demeye getiriyorum aslında. Şunu diyecektim aslında, yani her erkeğin kafasının içinde bir kadın, her kadının kafasının içinde bir erkek var aslında. %100. Yani sağ ve sol beyin ve aradaki korpus kallozumu düşünürsek, ya motivasyonda bir problem yok ama şimdi kadınlar geri geri park edemez falan dediğiniz zaman işte bu biraz yanlış anlaşılıyor. İsterse geri geri park edebilir. Bir canına erkek de isterse hocam, kadın gibi akrobat düşünebilir. Tabii. Biraz kültürel roller, o rollerin getirdiği veya toplumun getirdiği baskılar. Hemen aklıma geldi şimdi. Madame Curie, hepimiz biliyoruz Madame Curie'yi. Müthiş bir kadın. Tarihte başka da yok galiba. İki tane Nobel ödülü. Hem kimyada hem fizikte Nobel ödülü kazanmış birisi. Şimdi sırf cinsel ayrımcılık yüzünden, mesela Fransız Bilimler Akademisi Madame Curie'yi hiçbir zaman şey yapmadı mesela. Bilimler Akademisi'ne kabul etmedi. Eşiyle birlikte, hatta eşi de bundan galiba nasibini aldı böyle bir şeyden. Böyle bir ayrımcılık yapıldı ki Fransa gibi bir ülkede. Bence bu ayrımcılıkları biraz ortadan kaldırmak lazım. Yani bu cinsiyetlerin şeylerini de bilerek, çalışma biçimlerini. Şimdi hormonal olarak da farklılık var aramızda. Görüntüsel olarak da farklılık var. Tabii ki bir takım başka farklılıklar var ama temelde beynin işleyiş biçimi bakımından, mental kapasite, mental aktivite bakımından bir fark yok. Hani benim söylemeye çalıştığım o. Yoksa görüntü olarak da şimdi hocamla ben birbirimizden çok farklıyız tabii ki. Sende aslında sakal pek, var. Aslında pek de değil. Aslında o kadar da farklı nüans değil. Evet, yani nüanslar şöyle, da farklıyız evet, aslında. Evet. Yani kadında da erkekte de aynı organlar var ama bir tanesi yani işte kadında diyelim ki göğüsler şişmiş ya da mesela urogenital sinüs. Yani üreme biyolojik anlamında olarak bir farklılığımız var aynı. Öyle diyelim ama mental anlamda bakın gene mentaliteye getiriyorum, yani beyne getiriyorum. Orada aslında çok büyük bir farkımız yok ve şöyle bir şey var, şöyle düşünmemiz lazım galiba. Her erkeğin kafasının içinde bir kadın, her kadının kafasının içinde bir erkek var aslında. Ve bir şey daha tekrar edeceğim onu, burası çok önemli. Kadın ve erkek birbirini anlayarak ne kadar birlikte çalışırsa o kadar biz daha iyi ilerliyoruz. %100 hocam ve şeye de çok katılıyorum. Çok büyük bir fark yok. Buna çok katılıyorum. Ama küçük bazı farklar var. Bilmek onda çok işimize yarar. Onda hemfikiriz zaten. Yani bilmek o çok işimize yarar. Mesela geri geri park etme işi benim bir ara başım belaya sokmuştu. Evet, o yüzden tekrar ettim şimdi burada. Evet, başınızı yani tekrar ederim belaya sokmayın. Gene gelir yani. Çok önemli değil. Şimdi orada şöyle bir şey oluyor.
Evet, bu toplumsal cinsiyet ayrımcılığı için malzeme yapılıyor bu tip şeyler ama sırf bu olmasın diye kadınların 3D rotasyon testlerinde, bu bir nöropsikolojik testtir, 3D rotasyon testlerinde erkeklerden daha düşük puan aldığı bilimsel gerçeğini yok saymayı gerektirmiyor. Bir gözün görsel illüzyonlara düşmesi o gözün zayıf olduğunu göstermez. Bizim görsel illüzyonlara düşmemizin sebebi tabiatta işimize yarayacak bir takım adaptasyonların o oyunlarla kandırılmasından kaynaklanıyor. Test için bir şey söyleyebilir miyim hocam? Yani doğru, o testte evet düşük puan alabilir ama bunun farkına varırsa bunu kolaylıkla telafi edebilir. Hiç beis yok hocam. Hiç beis yok. İşte mesela bu farkındalığın başlangıcı bu bilimsel datayı ne için kullanacağımızı bilmek. Doğru. Bu var mı yok mu bilmem ne tartışması diyeceğim. Buz gibi var yani. Orada bir belli de tartışmaları bir şey böyle çok absürt noktalara da götürmemek aynen lazım. Öyle. İşte Leonard Sachs'ın, Leonard Sachs da hiç istemiyordu bunu ama belli bir grup bunu aldı. Epeyce de sıkıntı yarattı böyle bir aynen yaklaşım. Öyle. Yani biz bilimi biraz daha soğukkanlıkla tartışmayı öğrenip işte biyolojiyi topluma yedirebilirsek. Şimdi biyoloji derken biyoloji bilgisini değil de yani o biyolojiden gelen ayarımıza uygun bir tasarımla hayatımızı inşa edebilmeye başlarsak zaten bu bilginin artık tartışma nesnesi değil de çok ciddi bir nasıl diyelim yardımcı olacağını göreceğiz. Galiba ama o söylediğiniz günler... dediniz ya adapte olamıyor bir türlü. Adapte olabilmesi için biyolojiyi iyi bilmesi lazım. Onu, oradaki bilgi eksikliği adaptasyonu da etkiliyor. Ben tekrar bu şeyi bu program vasıtasıyla Sayın Milli Eğitim Bakanımıza ve bütün yetkililere biyoloji okumayanı, biyoloji öğrenmeyeni lütfen liseden mezun etmeyin. Bunu yapmayın. Eşit ağırlıkçı diye çocuklara biyoloji öğretmeme gibi bir garabetten kurtulalım. Biyoloji bu devirde olmazsa olmaz bir bilgidir. Bugün niye beyin konuşmaya çağırdınız bizi? Nörobilim artık bizim gibi uzmanların konuştuğu bir konu değildir. Hukukçunun da, pazarlamacının da, efendim şehir planlamacısında bilmesi gereken bir çatı bilimdir. Biyoloji de öyledir. Her şeyimizi insan için yapıyorsak insanın en azından biyolojik kısmını artık temel düzeyde hepimizin bilmesi lazım. Bu vesileyle ben onu bir daha rica etmiş olayım. Hem biyoloji hem de işte felsefe grubu diye adlandıralım en azından. Şimdi mesela üniversite sınavlarında var ya yani soru blokları işte matematik, fizik, kimya, biyoloji. Diğer tarafta Türkçe, işte sosyal bilimler, işte felsefe, psikoloji. Orada zaten o mevcut soru ağırlığı da aslında verilen önemi öğrencinin de ilgisini belirliyor. Yani biyolojiden daha fazla soru çıksa herkes daha fazla biyoloji öğrenmeye çalışacak veya felsefe grubundan daha fazla, evet, psikolojiden daha fazla soru çıksa. Güzel bir nokta. Bu mesaj daha fazla gitmiştir. Bir daha fazla biyoloji sorusu koyalım o zaman. Biyoloji de olur, felsefe de olur. Yani hep burada şuna da dikkat etmemiz lazım. Ya bir öz eleştiri yapmamız lazım. Madem Milli Eğitim Bakanlığı'na mesaj gidiyor, bir mesaj da ben vereyim. Durum giderek vahimleşiyor. Yani düşünmeyi bilen, yani okuduğunu anlamayı, ve bir şeyi yazılı olarak ifade etme becerisi giderek azalıyor bizim şeyde, bizim eğitim sistemimiz içinde ve bir şeyleri yanlış yaptığımız çok ortada. Ve en son Dünya Ekonomik Forumu bir liste yayınladı. Yayınlamış olduğu bu listede biz bayağı gerilere gittik. 104. filan sıralardayız. Ben bunu derste gösterdiğimde bir tane öğrencim el kaldırdı. Bu dedi batılıların şeylerini, argümanlarını bize gösterip dedi şey yapıyorsunuz. Bunlar bize düşman insanlar, bizi aşağıda gösteriyorlar. Niye bizi aşağıda göstersinler diye bir soru sorduğumda dedi ki Müslüman olduğumuz için. Bizim üstümüzde yer alan Suudi Arabistan, onun da birçok Müslüman ülke var. Yani üzerimizde yer alan o listede. Malezya vesaire. Ve bizim şiddetle şu anda üniversite sınavlarında böyle 3-4 tane fizik sorusuyla önemli yerlere girilebilir hale gelmeye başladı. 1990'ların ilk binlik, ilk 10 binlik dilimiyle bugünün 10 binlik dilimi arasında fark oluşmaya başladı. Ha farkı nasıl kapatıyor çocuklar? Bilgiye ulaşmak da çok kolaylaştı öbür taraftan. Ama bilginin de ne kadar doğru onu da bilemiyoruz. Kirli bilgi de çok. Burada tabii çok fazla üniversite açılıyor, çok fazla fakülteler açılıyor ama aynı oranda öğretmen ve öğretim üyesi de yetişmiyor. Acil bir şeyler yapmamız lazım. Medyaya çok iş düşüyor. Mesela bu program o işi hakkıyla yerine getiren programlardan biri olsun. Ben bu vesileyle bir kere daha teşekkür ediyorum. Yani biz mesela televizyonda böyle bazen net ameli birçok bilimsel konuyu böyle bir yerlerde konuşuyor. En azından birilerinin kulağına kar suyu kaçıyor. Bu çok önemli bir şey. Ama biraz da tabii yapısal olarak artık bir şeyler yapmamız lazım. Yani. Ciddi bir şeyler yapmamız lazım. Elif Hanım son dakikalar söz size vereyim.
Arabayı geri geri park etmekten bununla ilgili. Hemen barışın dağılıyorum. Arabayı geri geri park edebilme becerisi deyince aslında mesela bu söylediğimiz şeyden muhtemelen en çok etkilenenler arabayı güzel geri geri park edemeyen erkekler oluyor. Ben de iyi park edemiyorum. Bu evet evet yani biz bunun altını bu kadar çizince şimdi mesela hocam, kadın erkek eşitliği bakalım. Hakkında konuşurken bile kadın cinsine dair bir takım hani övgüler geliyor falan böyle bir şeyler. Nasıl diyelim? Taltifler. Evet. Ama asıl gözden kaçan buradaki diyorum ya hani böyle çok kuvvetlendirilmiş ya da özellikle mekanik beceriler konusunda arabayı güzel park edemediği için ya da iyi süremediği için kız gibi araba kullanıyorsun denen erkekler. Hızlı koşamadığı için işte ya da ağladığı için kız gibi davranıyorsun diye grubun dışına atılan erkekler en çok şu şeyden, şu söylemden en çok etkilenenler de onlar oluyorlar. Biz onların hakkını müdafaa edeceğiz. Onların hakkını da ben müdafaa edeceğim herhalde. Burada bu üç boyutlu modelleme konusunda da siz işte arabayı park ederken ifade ettiniz. Geçtiğimiz günlerde işte grafik tasarım yapan bir arkadaşımızla sohbette işte neden hani grafik animasyon işinde yani grafik servislerinde kadın sayısının az olduğunu sordum. Mesela 10 kişilerse 2 tanesi sadece kadın, 8'i erkek. Niye diye sordum. Bugünün modellemeleri genellikle 3 boyutlu objeler üzerinden yapıldığı için o da mesela aynısını ifade etti. Erkekler o konuda daha yatkın ama 2 boyutlu da çok iyiler dedi mesela kadınlar için. O da başka bir mesela psikolojiye yaklaşık. Gelin, iç mimariye gidin, şuraya bir oradaki dağılımda öbür tarafa dengesiz. İşte buradaki yatkınlıklar falan daha soğukkanlı. Ya Elif Hoca'nın söylediği şeylerin tamamı çok doğru. Son söylediği hepsinden daha da doğru. Onların hepsi çok önemli. Fakat bir taraftan da işte bunu nasıl eşitleyeceğiz? Bilgi her zaman güç. Özellikle iletişim ve empati konusunda neyse ki bizimle aynı değiller. Yoksa o sizin başta anlattığınız hani evet. Kan döken erkek modeli bitmek bilmezdi. En azından dengeleme noktasında onların faydası. Hocam önemli bir şey söyledi. Bilgi güçtür diyor. Çok doğru bir şey söylüyor. Yani doğru bilgiye sahip olmak hayatında şifresi onun kıymeti da yolu. Kıymetli bilenlerden olalım inşallah. Yani. Evet yaklaşık 3 saatlik bir yayındı. Psikiyatrist doçent doktor Elif Mutlu, sinir bilim uzmanı profesör doktor Sinan Canan, nöropsikofarmakoloji uzmanı profesör doktor Tayfun Uzbay ve yayının ilk bölümünde nöroloji uzmanı profesör doktor Oğuz Tanrıdağ bizimle birlikteydi. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.